Bu haber Lesradella adı verilen küçük bir kasabadaki canavarca katledilen iki kişiden ve daha sonrasında da katledilmekten son anda kurtulan bir sonuncu, üçüncü kişiden bahsediyordu. Ve kasaba sakinleri hala korkulu geceler yaşıyordu. Ama polis merkezinden gelen açıklama her şeyin sorunsuz olduğu yönündeydi. Çünkü kendileri bir kuduz köpeği vurduklarını ve bu yüzden 3 aydan beri o son cinayetlerden beri de hiçbir cinayet yaşanmadığını söylüyorlardı. Ama yine de bu kasaba halkının duyduğunu söylediği böyle garip geceleri, feryatlar falan yüzünden siz buraya bir gitmek istediniz. Buraya vardığınızda buranın çok küçük bir kasaba olduğunu gördünüz zaten ve özellikle de yüksek risk altında olduğundan dolayı koruma altına artık alınmaya başlanmış bir yerdi. Daha sonrasında buradaki yaptığınız araştırmalarda çok teker teker gitmeye gerek yok. Öncelikle ölü olan iki kişinin yakınlarıyla görüşme fırsatı buldunuz. Bunlardan bir tanesi John Parkins'ti. Kendisinin bayağı delirmiş halde olduğunu gördünüz. Ölü kızının hala hayatta olduğuna inanıyordu. Diğeri ise Edith Osgood'tu. Kalan çocuklarıyla birlikte eşinin yasını tutmaktaydı hala. Bunların detaylarına çok girmiyorum. Onlarla yaşadığınız diyalogları falan lore kısmına zaten detaylıca yazmışsınızdır. Burada yine tanıştığınız bir kişi muhterem Jeremy Stratton'dı. Kendisi bu iblisi gördüğünü iddia ediyordu. Kendisiyle konuştuğunuzda da bunu doğrular açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda bu kişinin temizlikçisi ki kendisi karakterimiz olan Arthur Smith'e bayağı yakın davranmıştı. Temizlikçi Sarah Bright, kendisi muhteremin evini temizleyen, bulaşıklarını yıkayan, yemeklerini yapan bir hanımefendiydi. Sizler bu araştırmalarınızın sırasında bu köpeği vurduğunu iddia eden polis memuru Hubert Stumwell'le de tanıştınız. Kendisiyle ilgili şüpheleriniz belki aklınıza devam ediyor, belki de kendisini çok iyi bir insan olarak düşünüyorsunuz. Daha sonra burada yaptığınız bazı araştırmalar sizleri bu kasabanın tepesinde bulunan bir kaleye yönlendirdi. Bu kalede Wayne ailesi yaşamaktaydı. Siz bu ailenin en küçük çocuğu, yani genç çocuğu olan Lawrence Wayne ile tanıştınız. Kendisi sizi kaleye davet etmişti. Kaleye gittiğiniz zaman Lawrence Wayne ile birlikte babası Lord Arthur Wayne ve kız kardeşi Eloise Wayne ile tanıştınız. Onlarla bir yemek yediniz, bir akşam yemeği çok şatafatlı, güzel bir yemek yediniz. Kendileriyle bazı diyaloglarda bulundunuz. Ve en sonunda da onlardan izin alarak kütüphanelerini kullandınız. Kütüphanelerini kullanırken orada bulduğunuz bir bilgi sizin bayağı dikkatinizi çekti. Eski bir kitapta bu yazan bir bilgiydi. Bu bilgiye göre Wayne ailesinin geçmişte yaşamış olan bir lady'si cadı yargılamaları sırasında iki tane kadının cadı olduğuna dair şahitlikte bulunmuştu ve bu yüzden bu şahitliğinden dolayı kadınların astırılmasına, öldürülmesine, daha doğrusu yakılmasına sebep olmuştu. Ve yakılmadan önce bu cadıların son yaptığı şeyin Wayne ailesinin soyunu canavarın damgası ile lanetlemek olduğuna dair bir yazı okudunuz. Bu yazıyı daha sonra Lawrence'a gösterdiniz. Lawrence bunları konuşmak istemediğini söyledi ve sizleri kapı dışarı etti desek yeridir. Lawrence'ı en son burada gördünüz ve oradan köye doğru dönerken o yakınlarda bir tane parça buldunuz. Kıyafetten kopmuş küçük bir parçaydı bu. Bu küçük parçanın üzerinde kendi kimya bilgisiyle Emi de bunun üzerine kan lekeleri olduğunu fark etti. Tabi bu arada o az önce bulmuş olduğunuz kitap hala sizin yanınızda. Kitapla ilgili belki daha detaylı incelemeler daha sonra yapılabilir. Ardından köye döndünüz ve yatacağınız otelde uyudunuz. Hanın üstündeki otelde. Burada uyudunuz ve gece kalktığınızda siz de ilk defa burada köylülerin dediği gibi kurt ulumaları duymuştunuz. Ve ertesi sabah oldu. Şu anda uyandınız. Sabah 9. Ne yapmak istiyorsanız sizin elinizde. Gece 4 değil mi diyor? Gece 4'te ulumaları duydunuz. Gidip geri mi Uyudum. yaptık? Ve daha sonra uyudunuz diye kabul ettim. Ama isterseniz tabii ki devam edebilirsiniz. Orada yapmayı düşündüğünüz bir şeyler varsa. Dışarı çıkıp bakmak vardı galiba bizim aklımızda da. Evet, Tamam arabada o uyuyordum Tamam o zaman gece 4'te şu anda ilk defa gece ulumaları duyuyorsunuz. Geçen gece hatırlarsanız böyle bir şey duymamıştım. O zaman artık biri kaldırıyor muyuz? Zaten bu sesle hepiniz uyandınız diyelim ama yine de artı birleriniz kalabilir. Çünkü yeterince uyku uyuduğunuzu söyleyebiliriz. Hemen bir saat uyudu galiba. Takla.
Takımı taklavatı toplayıp aşağı iniyorum hemen. Arabanın ben yanına gideceğim. Ben de giyinip emanet alıp aşağı. Ben de. Aşağı iniyorsunuz. Orada Emily zaten var biliyorsunuz. Bir toplanalım. Emily bir şey gördün mü? Hayır, ben de az önce hani kalktım seslerden dolayı. Şeye gidelim mi? Kaleye. Yani tek kurt görmek istemiyorum gece. Bu işe varım. Avlanıyoruz beyler. Emine'ye bakıyorum böyle. Sonra bakıyorum. Duyuyorum. Say sen yürüyen cephanelittin be oğlum. Kemerden emaneti çıkarıyorum. Tamam, emanet dediğim şey gümüş haç. Aynen. Ben de boynumdan haç çıkartıyorum. Umarım bir işe yarar. Bizim oralarda bir muhterem vardı. Meğersem bu kurtlara, kurt adamlara kılıç istemezmiş. Ok devlerini kesmezmiş. Delmez. Bu attığınız mermiler de sekermiş. Kafanıza gelirmiş. Seker ama gümüş mi? Bir şey. Tabii. Seker. Tıpkı kaplumbağanın kabuğuna bir taş attığın zaman onun geri sekmesi gibi. Evet, bu yüzden arada sekmez çünkü haçlar birazcık minik. Haçı ucunu sivriltip onun böğrüne doğru saplamak lazım. Elindeki haça bakıyorum. Ucu sivriye benziyor mu? Efendim, duyamadım. Elimdeki haça bakıyorum abi. Ucu ne kadar sivri? Yani çok öyle sivri değil ama saplasan saplarsın. Kuvvetli bir şeyle zorlarsan. Hepimizinki öyle mi? Hepinizinki böyle. Düz saç ya. Pek sivrilecek zamanımız yok şu an mı? Bir deney yapmamız lazım. Şu an gecenin 4'ü. Ve yağmur bayağı yağıyor. Sis ve karanlık şu an. Dolunay var tabii. Bunu... Ben şemsiyemi açıyorum abi. Bunu bir kazın ucuna saplayıp böyle uzun bir şey yapsak iyi olur aslında. Mısrak abi gibi. Abi benim yarasacı sopasını çıkartıyorum. Oha. Evet. Onu da unutmamıştım ben. Aslında şöyle, bunlar kurt adam değil de insan formundayken herhalde geceleri bunlar kurt adama dönüşebiliyor. Güvenip normale dönüşmesini bekledikten sonra saldıralım o zaman. Değil mi? Normale döndüğünde karabasan gibi çökmek lazım kafasına. Bu kadar planını kuruyoruz. Umarım kurt adamdır. Eğer kendilerini kontrol etmeyi öğrenebiliyorlarsa bir şey yapmamıza gerek bile yok. Sonuçta Bale uzun zamandır burada. Kimin umurunda? Yani benim umurumda. Çoktan iki kişiyi öldürmüş birini bırakacak mıyız? Belki de geçmişte kim bilir kaç kişi öldü diye. Aslında Kevin'in dediğine bir yönden katılabilirim. Bunlar öyle örgütlü bir şeyse, bayağı kaliteliyse, yani kendini öğrenme gibi şey ama kendini kontrol edebilme gibi, bizi de öldürebilirler. Çok riskli bir durum. Ama bir yandan da ona bu İki kişinin ölümünün, bir de diğer abi aklını kaçırmış adam. Bunların hesabını sormak lazım. Yani benim asıl demek istediğim şey, kendilerini kontrol etme yetisine sahiplerse bir şey yapmayalım. Sonuçta o yılan gibi sırf yemek için yemiyorlar insanları. Kendi kontrolünü eline alamadığından oluyor. Eğer bu alma şeyini öğretebiliyorlarsa kendi ailelerine, sadece
kurta dönüşen insan gibi bir şey oluyorlar. O genç delikanlı galiba bu yetileri yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Acemi olabilir. Edemediği zaman da iki kişi ölümüne sebep olmuş olabilir. Bu kitabı daha dikkatli incelemek lazım. Deyip alıyor. Kurt adamların değil de bu ailenin şeyini anlatan kitabı incelemeye başlayacağım bundan sonra. Sonra derken? Yani şu an gece 4'te mi? Yani gece 4'te şu an gidip yatacağımız zaman falan. Klasik araştırma bu kitabı yapacağım. Tamam, bunu hatırlat ama daha sonra. Hatırlat. Peki şimdiye gelelim. Bu gecenin vakti uygulamalar da neyin nesi? Bir tanesi dönüşmüş olabilir mi? Bilirim yani, bayağı dönüşmüş, normal kurtulmasına benzemiyor. Siz birden fazla ses duydunuz mu? O kadar dikkat edemedim, aniden uyanmıştım. Ben kaç ses duydum diye hatırlıyorum diyen bir. Rüyanın rüyanızdan uyandığınız için tam bir ses değil ama sanki böyle ardı sıra gelen 3-4 tane uluma duydunuz gibi, ama tek bir kişiden mi farklı mı bunu çok uyku sersemi fark et şey ayırt edemediniz. Ardı sıra. Aynı anda değil yani. Tamam. Gece 4'te şu an sokaktasınız, tam hanın önünde. Sokak tamamen sessiz. Birbirinize bakıp konuşurken böyle çok derinlerden gelen ince bir uluma sesi daha duydunuz ama sanki çok daha derinlerden, daha uzak bir yerlerden geliyormuş gibi geldi size bu ses. Aha. Bir tane daha. Atabilir miyim yönünü anlamak için? Atabilirsin. Aa, ben atacağım. Biz de atalım o zaman. Ben atarım. Ben de atayım. Fuh! Bununla lakabın aynı olması dışında hiçbir sıkıntı yok. What? Tamam, fail. Bu, fail mı bu? Aha. Az önce bir böyle sese bir anda kulak kesildi Kevin. Bir şey duyamıyorsan böyle gözlerini kırpıştırdı böyle sıktı iyice bir şey duyamayınca. Bunun üzerine siz de dikkatlice dinlemeye başladınız. Böyle çok derinlerden gelen minik bir uluma sesi duydunuz ama daha çok böyle bir feryat gibiydi. Arthur, bu gelen sesin biraz şu an bulunduğunuz konuma göre, hani tam şuradasınız ya, doğu tarafından geldiğini düşünüyor. Bu şato ne taraftaydı? Kuzeyde. Şato kuzeydeydi. Şato yukarı tarafta yani, değil mi? Bu ne oluyor? Diyormuş yani. Orada sadece uzakta evler var. Bununla ilgili bir oraya gitmediniz daha önce. Ses oradan geliyor değil mi Arthur'a göre? Yani Arthur doğudan gelen ama uzaktan gelen bir ses duydu. Ama tam olarak oradan geliyor diyemez. Aha, ses duydum. Yani siz de dediniz. Doğudan geliyor sanki. Doğu mu? Evet, doğudan geliyor gibi. Doğru. Ama bu köyde köyden birazcık daha uzakta olabilir bence. Ne kadar uzak olabilir acaba? Acaba iki kurt adam mı var? Buradakine eşlik mi etti, ne yaptı? Anlamadım. Ben direkt ailenin kurt adam ailesi olarak düşünüyordum ama ya da o tarz bir şey. Sonuçta aile üyesi olarak 4 kişi gördük. Ben de öyle düşünüyorum. Bütün Wayne soyu olabilir belki de. Aynen olabilir. Kitapta yazan da oluyorsa direkt soy lanetlendiği için. Evet. Neyse şu sopayı bir geri koyayım da. Çantama sopayı geri koyuyorum. Evet.
Asomayı nereden buldunuz? Ya Avustralya'da. Anladım. Bu sese doğru gidecek miyiz? Yo yo, ses kafamızı karıştırır. Bence şatoya gidelim yine. Kaleye. Abi bu anda çok daha gür bir uluma sesi ama daha kudretli ve güçlü bir ses. Bayağı hani az önceki çok uzaklardan böyle daha derinden geliyordu. Bayağı güçlü ve kudretli bir ses. Daha yakın bir yerden kuvvetli bir şekilde uludu. Tekrar atalım. Yine bunun için atabilir misiniz? Atabilirsiniz. Oldu, oldu. Niye böyle atlıyor ya? Fuck. Bağlanıyor bazen. Bunu şeye attığıma inanıyorum ya. Evet yanlış. Evet. Uff. Oh. I am the god here. Evet. Abi galiba az önceki sesten dolayı olsa gerek. Emily onu tam kavrayamamıştı nereden geldiğini ama şu an sanırım kulakları çok tetikteydi. Ve bir anda gelen sese doğru dikildi ve bu sesin tamamen kuzeyde o dağdan yukarı taraftan geldiğine tamamen emin. Şu dağdan? Yok, kuzey. Ha, buranın tepesinde zaten kale var. Ay yes! Abi ben etrafa bakınıyorum, sesi anlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, sesin... Biz şuradayız değil mi? Evet. Yani. Şurada kırmızıyla işaretlediğimiz yer. Kaledeki kuçu kuçularımızın kesin olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ses kaleden yani mi? Kaleden mi geldi? Evet. Tam olarak oradan geldi. Orada bir kıyafet parçası da bulmuştuk değil mi? Evet. Amazing. Umarım bu dönüşmüş hallerinde de konuşabiliyorlardır. Eğer karşılaşırsak. Bir sürü ha. Görmek isteyen var mı aranızda peki? Kurt sürüsü. Bak şu an merakımla ölümün arasında gidip gelip geliyorum. Aa hiç sorma, benim merakım çok baskın bile. Hadi gidelim. Aa ben elimdeki gümüş haçla kendime haç işareti çiziyorum. Bro Emily, bence biraz sakin olalım. Cidden tuzağa yan basabiliriz. Yani yine tedbirli olalım ama bence gidelim. Ulumalar neden oluyor? O nedeni bulmamız lazım. Yani ayı oluyorlar. Doğalarında. Ondan şu an. Efsanelere göre ise dolma yolları dönüşür her şey. Abi yarı da dolunay değil mi? Yok direkt dolunay. Düz dolunay şu an. Bir gün yok, daha yok. Devam edecek. Ha okey. Yani kurtlar da dolunay zamanı olur. Bunlar da kurt adam yani. Mantıken aynılar. Bence başka bir çare bu. Sürüyü toplama gibi bir şey olabilir mi? Ha doğru, iyi dedin. İyi dedin. Bir bizim muhteremi bir yoklayalım. Peki. Belki de onu da kaçırmışlardır. Bu sırada bir sağa sola bakıyorum. Belki bir yolda olan birileri var mı? Şöyle yolda şu an kimse yok. Tamamen sessiz. Sadece yağmur sesleri ve karanlık var zifiri bir şekilde. Ama karşı tarafınızda kilise var ve kilisenin yanında da muhteremin evi var biliyorsunuz. Şu an etrafınıza baktığınız için bir anda aklınıza muhterem geldi ve onun evinin o ışığının yandığını görüyorsunuz. Üst katın. Hemen gidelim. Muhterem. Senin kendi evi değil mi? Hizmetçi olduğumuz. Evet. Jeremy. Adam tek başına. Kapısını tıklatalım. Devlet geldi aç. Londra devleti. Kapıyı aç kapıyı. Vatan elden gidiyor.
Nerede bu işin batma devleti? Neyse ya. Abi bir dakika kadar ses yok içeriden. Daha sonra merdivenden ayak seslerinin yavaşça ama biraz tedirgin bir ayak seslerinin indiğini duyuyorsunuz. Daha sonra kapıyı böyle resmen bir milimetre kadar açıyor. Kimsiniz? Muhterem biziz. Arthur Smith, Emily Kevin Ryan. Girin oğlum girin. Diyor kapıyı açıyor sonuna kadar. Hemen giriyoruz. Bu saatte ne işiniz var dışarıda? Sen de duydun mu odamaları? Ben ulumalar duymadım evladım. Kulağının oradan geliyor. Psikoloji zarımı getir. Aynen. Bu işte bir terslik var. En yalan. Adam duymamış abi. Ulan türlü yalan abi. İstiyorum. Atayım mı? Hiç hatasım yok ama atayım hadi. Bonus penaltı. Adam duymamış bir uluma. Hakikaten sağır galiba. Sizi bu saatte ne dışarı çıkardı evladım? Ulumalar. Evet, ulumalar. Duymuştuk. Kaynağını merak ettik de. Emin değildik gidip gitmemek konusunda. Bu saatlerde dışarı çıkılmaz evladım, hiç olur mu? Bak başımıza neler geldi. Bitirelim işte. Çatonun oradan kurt sesleri geliyor. Bayağı çatonun şehvetli bir sesle. Çatonun mu oradan mı? Kale işte evet. Neyse. Bilemiyorum evladım. Muhterem baba. Gördüğünüz yaratıktı mı? Muhterem baba. Sen bu kurt adamlar hakkında bir şey biliyor musun? Sizin bildiğinizden fazlasını değil evladım. Kurt adam da nereden çıktı? Sizler ne bildiğinizi anlatırsanız belki ben de öğrenebilirim. Fedaç, bu şey hakkında ne biliyorsun? Şey çıkartıyorum abi, Vayne ailesinin lanetlendiğini anlatan kısmı. Bana bir Spotted'ın yollar mısın? Yes. Abi şu anda şunu fark ediyorsun ki adamın çalışma masası. Yani zaten siz içeri girdiğinizde arka tarafta bayağı bir kitaplar falan konulmuş durumda. Muhtemelen kendisi yukarıdan aşağıya indi. Yani muhtemelen yukarıda esas çalışma yeri var. Ama sen kitabı çıkarttığında fark ediyorsun ki bir anda gözleri fal taşı gibi açıldı. Ve hani ne bildiğinizi bayağı bir merak ediyor aslında. Abi o lanetlendikleri yeri göstermeye devam ediyor. Alıyor ve okuyor. Sessizce. Oh. Yukarı çıkın çocuklar. Yukarı. Diye. Çıkalım baba. Galiba bize o bilip de söylemediğin şeyi anlatacaksın. Tanrı'nın neyi ne zaman yapmamızı istediğini bilmek güçtür evlat. Belki de zamanı gelmiştir. Diyor ve yukarıya çıkmaya var. Bence gecikti bir de zamanı. Ben de çok... Önce bir duyalım mı her şeyi? Bir abi yukarı kata pelerin arkasından gidiyorum. Ben de. Yukarı çıktığınızda bir şöminenin yanmakta olduğunu görüyorsunuz. Bu şöminenin yanında az önce gördüğünüze göre daha küçük bir çalışma masası, ancak daha üzerine yazılmış yazıların bile kurumamış olduğu, hala mürekkebi üzerinde çalışma kağıtları görüyorsunuz ve yine Yunanca üzerinde notlar. Çalışma masasına oturup sizlere de oturmanızı işaret ediyor peder. Daha sonra
Lord Vayne benim çok eski bir dostumdur. Kendisinden bugüne kadar hiçbir kötülük görmedim. Hoş, burada yaşayan kimsenin de ondan bir kötülük gördüğünü zannetmiyorum. Kendisi benim için çok değerli biridir. Bu bulmuş olduğunuz yazıtlar muhtemelen bizzat Lord'un da kendisi hakkında bildiği şeylerdir. Bu bilgilere benim ulaşmam da vakit aldı. Ama bu elinizdeki bilgiler aslında yanlış bilgiler. Bunlar doğru değil. Ne demeye çalışıyorsun baba? Bu hikaye en hafif tabirle bir gerçeğin çarpıtması olabilir. Çünkü gerçek burada okuduğunuzdan çok daha kötü. Gerçek nedir? Ryan, Extreme Success attın. Abi adam bize yani yalanmadı. Bizi şu an hani şey mi yapmaya çalışıyor? Keklemeye mi çalışıyor? Onu. Abi adam şu an şunu biliyorsun ki tam olarak ne biliyorsa hepsini anlatıyor şu an size. Okay. Gerçek burada yazanlardan çok daha kötü. Ki orada yazanlar da normal bir insanın aklını kaldırabileceğinden çok daha fazlasıyla saçma. Gerçek şu ki benim sadece tek bir tanrım var diyor. Böyle İsa işareti yapıyor. Ama görünüşe göre Vayne ailesinin tek bir tanrısı yokmuş. Okuduğum bu Yunanca kitaplarda aylardır bu ailenin kökenini araştırıyorum. Az önce bana gösterdiğin kitabın bir kopyası da bende var. Ama Yunanca. Çevirisini yapana kadar bayağı bir uğraştım. Ama tam çevirisini yaptığım anda Tanrı sizi benim kapıma yolladı. Demek ki Tanrı'nın bir şeyleri değiştirme planları var. Bu kitap, dikkatli okuma fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama Vayne ailesinin 5-6 kuşak önceki zirvesinde tahta oturan kişi tarafından yazılmış. Ailesinin kökenini araştıran biriymiş. Ailesinin neler yaptığını öğrenmek istiyormuş. Ve şunları yazmış. Bu bilgiler aile dışında kimse tarafından asla öğrenilmemeli. Çünkü benim ailemin üst soylarındakiler Mordigain adındaki bir tanrıya taptılar. O bir tanrı bile değildi. O sadece bir puttu. Onu onurlandırmak için birbirimizi yedik, ensest ilişkiler yaptık ve ayinlerde bulunduk. Ve bunun sonucunda bütün şeylerimiz, kan boyumuz lekelendi. Bu lekelenmenin sonucundaki şey, Vayne kan bağını tamamen lekeledi ve artık bundan kurtuluş yok. Herkes bundan nasibini alacak diye bitiriyor. Mordigain, sana lanet olsun. Nasıl bir lanet bu? Nasıl bir lanet olduğunu bilmiyorum ama tamamen pislikle ve ahlaksızlıkla bulanmış olduğunu görebiliyorum. Ki de kurt adama dönüştürmekle de alakalıdır. Bu ulumaların tek açıklaması bununla bağdaşıyor. Kurt adam diye bir şey var mı bilmiyorum evladım. Bu Mordigain nedir onu da bilmiyorum. Şimdi Kevin, iyi yaptın ikisini birlikte atarak çünkü birini tek atmanı istemeyecektim. İkisini de success'lemişsin. Hem Cthulhu Mythos hem Okkult. Abi sen şu an bilgilerin ışığında yaşadığın, yani şu an bu ekibin en deneyimlisi olarak bu Mordigain adı verilen putun ve onun yaptırdığı bu ritüeller, ensest ilişkiler ve kanibalizm, yani birbirini yeme ritüellerinde, insan yeme ritüellerinde sana çağrıştırdı. Bu Mordigain'in gerçek ismi Mordigain. Yazıyorum şu an. Bu arada daha demin kitaptan alıntı yaptı değil mi? Hani adam kendi ağzından söylemedi onlara. Evet, kitaptan alıntı yaptı. Okuduğum üzere dedi zaten. Aha, okey. Sen bunun ölüm tanrısı olduğunu biliyorsun. İğrenç bir topluluğun. Ama hangi topluluk olduğunu hatırlayamıyorsun. Onun için daha iyi saksız atmam lazım. Artık ki bunu daha önce duymuştum ama bir ölüm tanrısı olması lazım. Nerini tam hatırlamıyorum. Bir şey yapan, bir tanrı yaptıran ve yani şey kitaplarında böyle bir şey yazan tanrı zaten çok iyi bir tanrı olmasa gerek.
adama dönüp yani inanın böyle şeyler gördük. Hani bundan daha kötülerini hatta ve bunların gerçek olduğunu biz de inanıyoruz. Evladım şu konuda şüpheliyim ki muhtemelen şu anki Wayne ailesi bu an size anlattığım hikayeyi bilmiyor. Sizin bana gösterdiğiniz hikayeyi biliyor olduklarını tahmin ediyorum. Ama benim anlattığım hikayeyi muhtemelen bilen ve yaşayan tek kişi bizleriz. Bu zaten gösterdiğimizde bize de tepki göstermişti çocuk. Hani Elinizdeki kitaba bir bakabilir miyim? Buyurun. Daha bizim kütüphaneden yoğun dediğimizi veriyor. abi kitap biraz karıştırıyor. Sonrasında zaten istediği yere gelince direkt parmağıyla durdurup tekrar size uzatıyor. Tam tahmin ettiğim gibi evlat. Kitabın ortasındaki kısım bizzat el yazısıyla ve Yunanca yazılmış. Okuyamamış olmaları bundan olsa gerek. Ne yazıyor Az önce size söylediğim kısım. Bu kısım tamamen el yazısıyla yazılmış. Bu yüzden orada? onların da bilmiyor olması muhtemel. Bu lanetlenmedikleri anlamına gelmiyor işte. Bu cadıların laneti değil de bu taptıkları için o yaratık haline dönüyorlarsa o olması daha ihtimal şu an. Onları gece avlayamayız ama gündüz çok kolay bir şekilde avlayabiliriz. Ama gündüz ortada yoklar. Kaleleri neler? Yapmadıkları pislik kalmamış ki evladım. Lord Wayne'i severim ama ensest ilişkiler, birbirlerini yemeler, insan katledip beslenmeler. Siz bir buluşma ayarlamaktan bahsediyordunuz bu iki lord Evet. arasında. Şansölye Ertuğrul'a. Ben de onu soracaktım. O küçük bir yalandı evladım. Tanrı beni affetsin. Bu sadece Wayne ailesiyle ilgili yaptığım araştırmaları hatırlatması için aldığım bir nottu. Ama sizlere Lord Wayne'in ismini vermek istemedim. Onlarla tekrar buluşursak bu işi bitirebiliriz. Yaklaşık 20 değil de 40 yıl önce civarda burada cinayet olmuş muydu? Şu ankine benzer. Ben doğduğumdan beri buradayım evlat ve evet 30-40 yıl önce düşünüyorum ama hayır böyle bir cinayet olmamıştı. Bildiğim kadarıyla dedemin zamanında da yoktu ama bizim buralarda bir kara köpek öyküsü anlatılır. O öykünün her zaman çocuklara anlatıldığını anımsıyorum. Kara köpek uluduğunda ölüm yaklaşmış demektir. Efendim bu kıyafet parçası size bir şey anımsatıyor mu? Bakıyor. Maalesef evladım. Tanıdık Kıyafet geldi. parçası büyük ihtimal öldürülen kurbanların bir kıyafeti. Herhangi birinin. Ve bu kale yani şato artık ne demek isterseniz. Bu yolun üstünde bulduk ve tahminen 3 veya 2 aydır çamurun içinde yatıyor. Yağmur yağarken şans eseri bulduk. Bilemiyorum evladım. Güneş açıyor. Yeni bir gün yaklaşıyor. Sizin planlarınızı bilmiyorum ama ben her halükarda Lord Wayne'i severim. Onun da kimse için kötü bir niyeti olmadığına eminim. Onlar göründüğü gibi değildir. Benimki Allah. liseye gitmem lazım çocuklar. Soracak başka bir şeyiniz yoksa artık işime dönmem lazım. Baba bu köpek ulamaları falan yine başladı. Sen dikkatli ol. Ve muhtemelen katil Lord Wayne değil. Lord Wayne'in oğlu Jeremy. Lawrence. Lawrence pardon. Sen ona dikkat et. Yeni bir ölüm geliyor gibi. Tanrı sizleri de beni de korusun evlat. Artık kalkma vakti. Baba. Bizimkileri fısıldıyor abi. Umarım yeni bir ceset bulunmaz. Bu sabah. Baba bir iki soru daha sorayım. Muhtemelen sorularım boş olacak ama ilki bu laneti nasıl kaldırabileceğimizi falan biliyor musun? Nasıl kaldırabiliriz bu laneti?
Hiçbir fikrim yok evlat. Böyle bir şeyle hayatımda ilk defa karşılaştım. Peki bunları nasıl öldürebiliriz? Ne olduklarını bile bilmiyorum ki evladım. Bilseydim belki ben de bir şeyler yapabilirdim. Ama maalesef bilmiyorum. Bu Kara Köpek efsanesinin daha detaylı hali var mı? Yani çok detaylı bir efsane değildir zaten evladım. Bir folklor hikayesidir aslında. Annelerimiz bize çocukken kızarken söylerlerdi. Eğer işte uslu durmazsan kara köpek gelir seni parçalar gibisinde. Kara köpeğin bu İdeyük taraflarında geceleri uluyan bir köpek olduğu söylenir. Zannediyorum kökeni çok eskiden buranın bir şansölyesinin vefatından sonra onun köpeğinin 3 gün 3 gece ağlayıp ulumasından gelmiş. Ama çok detayı var mı zannetmiyorum. Efendim, size son olarak şunu sormama izin verin. Gümüş mermi bulunduruyor musunuz? Mermi mi dedin evladım? Evet. Ben silah kullanmam evladım. Bulundurmuyorum. Anlıyorum. Sen Takviyesini dikkatli ol. taşıyor. Ben gidiyorum. Kapı Tamam, biz de açık, çıkalım. kapıyı çekersiniz diyor ve çıkıyor. Tanrı hepimizi korusun. O giderken diyor arkadan. Bu adam gittiğine göre bir araştıralım ya. Yes, ev bize kaldı. Ağızları gitmiş. Az yok. Üçte bir Yoksa sarma abi. olur şatı. İlginç bir şeyler var mı diye bakıyorum ben böyle. Eski efsanelerle alakalı. Ya da bakamıyorum. 84'ü de fail'lamam ya. Abi açıkçası bir şey yok. Yani Yunanca kitaplar var. Biraz dikkatli incelediğinizde adamın bu Lesser Eddaili tarihiyle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştığını görüyorsunuz. Tamamen bizim tarafımızda o zaman. Bir de adamın böyle bir tane şeyin üzerinde, masasının üzerinde köşede böyle bir amblem gibi bir şey var böyle. Üzerinde böyle bayağı isimli olarak da yazılmış sanki altın harflerle yazılmış gibi yuvarlak bir tane böyle şey düşünün. Gömleklere takılır ya böyle yakın Evet. kısmı. Böyle yuvarlak bir şey. Orada üzerine böyle şey yazılmış. Altın Druid tarikatı. What Özel is bir şey this? mi? Bunu gösteriyorlar mı herkese kim bulduysa? Hepiniz gördünüz yani diye düşünüyorum Ben üçünüzün. bu abi. Sağlarımı yolluyorum. Bunu okült değil de zaten şöyle anlatayım. Bunu Emily bilmiyordur. Ama diğer üçünüz biliyorsunuz. Bu İngiltere'deki bir şey. Bu ne denir ona? Papazların kendi arasında kurduğu cemiyetlerden bir tanesinin şey simgesi. Cemiyet hakkında bir şey biliyor muyuz diye atmayı denedim mi? Yok yani genel olarak hani böyle papazların kendi arasındaki cemiyetlerinden biri. Onun dışında bir şey bilmiyorsun. Bu adam delikanlı adam. Cemiyetin üyesiymiş bir Altın Druid'ler. Yani bu adam bizim dostumuz olabilir. Adam silah bile bulundurmuyor. Düşmanımız kesin değil. Bu arada dışarıda yağmur devam etmekle birlikte güneş açtı demek doğru değil ama sabah oldu. Yani insanlar evlerinden çıkmaya başladı ve sabah saatlerine gelin ama hava hala kapalı. Şimdi birkaç kişiye soralım bu ulumaları duymuş mu diye. Eğer duymadılarsa işin içinde başka bir iş var. Umarım cidden bir ceset bulunmamıştır. Ya da bulunmaz bugün. Bulabiliriz aslında bir gün. Kara köpek uluması Yani geldi. umarım bulmayız. Ben de onu diyorum zaten. Eğer bir şey olacaksa yarın olma şeyi son şansı zaten. Eğer dolunayda uğrama geliyor sadece. Ya biz dışarı çıkmadan Emine'ye bakmayın.
Eğer kaleye dümdüz dalmamızı düşünüyorsan imkansız. İçeride bir ton hizmetçi de var. Kaleye dalacağımızı kim söyledi ki? Yani öyle bir şey yapma isteğin var gibi de. Yo, kapıda bekleriz. Çıktığında vururuz, bu kadar basit. Ya sen beni Aklını ne hiç sanıyorsun? geçiremedim. Eğitimsiz biri mi? Ya eğitimsiz olduğunu sanmıyorum. Sırtında bir şey taşıyorsan kullanmasını biliyorsundur diye düşünüyorum. Çok öldürmeyi istediğinden ne yapacağını tamamen bilemem sonuçta. Ben çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Sokak hani kalabalık demek tabii ki doğru olmaz ama şey yani insanlar kalkmış ve işlerini yapmak için tarlaya gidiyor. Bu dükkanını açıyor vesaire. Yani artık hayat başlamış yavaş. Ben ilk önce yolda geçen birisine, rastgele birisine durdurup bir şeyler sormak istiyorum. Karşıdan tanımadığınız, daha önce gördüyseniz de hani şöyle çok zihninize yer etmemiş bir tane adam geçmekte. Abi bakar mısın? Usta. Adam sabah böyle kahvaltı etti mi bilinmez ama ağzında sigarası yaka yaka giderken dönüyor ve size bakıyor. Günaydın. Buyur. Günaydın. Ya ben şey soracaktım sana. Bir uluma falan duydun mu sen? Bir hayvan uluması gibi şeyler. Bu gece. Sen bunu sorunca adamın gözlerinin korkuyla büyüdüğünü görüyorsun. Duydum. Bunların sözünü etme. Duydum. Neden sözünü etmeyeyim usta? Artık o iblisler neyse bizim başımıza bela almasın. Konuşma, konuşma diyor ve yoluna devam ediyor. Adamı tövbe ettirir bu ya. Duyan biz değilmişiz. Bizim muhterem niye duymadı? Bilmiyorum. Belki bazı kişilerin duymasını engelleyebiliyorlardır. Belki de şu Yunanca'yı çevirmeye çok kafasını takmıştı. Olabilir, evet. Bu da yüksek sesliydi. Ne yapalım? Varım hakkında fikri odam. Bir kahvaltı yapalım da. O zaman şöyle yapalım. Sizler hana gidiyorsunuz. Zaten o kahvaltı veriyordu orası size. Kahvaltınızı yapıyorsunuz. Saat 11 civarları gibi düşünebilirsiniz. Rahat rahat kahvaltınızı yaptınız. Şu anda önünüzde tamamen size kalmış bir zaman var. Ne yapmak istiyorsunuz? Masada konuşabilirsiniz. Arthur, senin buluşman ne zamandı? Akşam mıydı, öğlen miydi? Akşam. Akşam. Tamam. Ama çok önemli bir şey değil. Dediğim gibi operasyon için iptal edebilirim yani. Bunda belki bir şeyler biliyordur o da. Hiç iptal etmem. Lokal efsaneler hakkında falan bir şeyler sorarsın ya kızım. Evet. Daha ekibe yeni katıldı. Aniden bir ton değişik şey duyunca elin ayağın yamulmuştur. Birazcık rahatlarsın. Aslında biliyor musun, ben çocukluğumdan beri böyle şeylerle ilgileniyorum. Böyle şeylerle uğraşıyorum. Ben 5 yıl Orta Asya'da Tibet dağlarında vaktimi geçirdim. Böyle efsaneleri hep duydum. O yüzden çok da bana şey absürt gelmiyor. Duymak farklıdır, görmek daha da farklıdır. Ha, gören insanları... Gördün mü sonuçta? Gören insanları duydum diyeyim o zaman. Yani gören insanları gördüm bile, biz varız ya. Evet. Görüyoruz. Hiçbir konuşamam. Vallahi. O zaman yemek yiyip ya saati bekleyeceğiz akşamı, çünkü bugün son dolunay gecesi. Yani ya bugün bir şey olacak
Ya da bir şey olmayacak. Ama büyük ihtimal olacak. Akşama bir şeyler yapalım. Handakiler biz aniden sövmeye başlamadan bir düşük sesle konuşuyoruz. Kimse duymasın biz. Yağmurun daha da şiddetlendiğini ve hani şu buraya geldiğinizden beri zaten sürekli kesintisiz yağmur yağıyordu şiddetli ama artık iyice böyle şeyini çıkarırcasına, sağanaktan boşalırcasına, bardaktan boşalırcasına yağıyor. Sinirlenmiş bu yağmur ne böyle? Yağmur aşırıya kaçmaya başladı. Normalde bu kadar değil mi ya? Yani köy tarafındayız. Gayet normal diye düşünüyorum herhalde. Londra'ya geldiğimizden beri sisten geçirmiyordu, buradan da yağmurdan geçirmiyor. Akşam olmadan bir köyün etrafında yürüyelim mi? Belki değişik bir şey görürüz. Nasıl? Hiç olmadı, en azından manzaralara falan bakarız böyle. Birazcık rahatlarız. Bir şey olacak diye gerildim zaten. Bu arada dışarıda kıyamet kopar gibi yağmur yağdığını ve herkesin evlere veya artık bahanlara neredeyse çekildiğini söyleyebilirim. Sokaklar boş yani öğle saati olmasına rağmen. Gidersek aramaya gideceğiz. Şemsiyeler pek güvenemeyiz artık. Nereye gidelim? Arabayla. Şemsiyelere pek güvenebileceğimizi sanmıyorum. Çok yağmur yağıyor. Araba bir yere takılmasın. Çamura filan. Abi bir hanın camı falan varsa oradan bakıyorum. Zemin ne kadar çamur? Zemin derken? Hani iyi olmuş şuralar falan. Toprak. Yani çok öyle sağlam bir yol değil ama araçla zorlarsanız gidersiniz. Kışma ihtimaliniz? Şu an için yok. Henüz yok yani. Şu anda rahatça kullanabilirsin öğle saatleri. Kısa bir süre sıkıntı olmaz gibi de. Yani peki. Bizimkilere daha sessiz fısıldıyorum. Bu yağmurda bir ceset varsa bile yok olur hızlıca. Ondan emin olmak istiyorum. Var mı yok mu? Yağmurda niye yok olsun ki? Yani neden? Çözülür. Yağmurda mı? Daha hızlı gömülür. Sen olayı çok yanlış anlamışsın. Tamam çözümü bir yanlış dedim de. Eğer toprak çamur olursa ceset içine düşmez mi daha hızlıca en azından? Oh. O bulduğumuz kıyafet parçası mı? Tarzında. Peki. Ne yapacağız? Gezelim etrafı. Bak, bakın alın. Yağmurda daha hızlı safhanı geri girmekten başka bir çaremiz yok zaten. Yolda kalmak istemiyorsan. Abi yağmur hala bayağı iyi yağıyor. Yani çıktığınızda şunu fark ediyorsunuz ki bir şey yoksa bayağı sıkıntı durumda olacak. Sizin için. Yoksa. Yani dışarı çıkacak olursanız. Bu yağmurda hani gezdiğinizde görebilecek pek bir şey yok gibi yani sokaklar boş en azından. Yani arabayla gezsek de hani camından hiçbir şey göremeyiz. Çok ciddi bir yağış var çünkü. Yani sokaklar boşsa iyi tarzında düşünüyor şu an benim karakterim. Öyle yok en azından. Bir doğu tarafından doğuma gelmişti değil mi? Güzel, çatonun oradan. İki farklı mı diye düşündüm de ben. Tek kuzey ise. Siz şu anda handa oturuyorsunuz değil mi? Sessiz sessiz konuşuyoruz birbirimizle. Yağmur yağmaya devam ediyor. Bir şeyler yapmayı, planlamayı, etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa oturmaya devam handa. Etrafta birileri var mı yanımızda falan? Var. Han dolu sayılabilir. Hani evine gidecek gidememiş herkes hana sığındı bir anda yağmurun aşırı aşırı artmasıyla birlikte. İçeride içiyorlar, muhabbetler ediyorlar.
O zaman ekibe dönüp şey diyorum. Fısıldayarak. Birine sorsak mı? Bir saniye. Pardon. Birine daha sorsak mı? Ulumayı duydular mı diye. Yok yok, hiç gerek yok. Yani bu artık kesin oldu. Bugün bir şeyler olacak. Başkasını duymuşsa duyanlar hala vardır ya. O yüzden çok sıkıntı yok. Birileri olacak, ölecek ya. Milleti boşuna stres yaptırmaya gerek yok ya. Olsa sorduğumuz adamı neler yansıtırmıştı. Evet. Çok garip bir tepki verdi. Neyse, ben tamam. Kiliseye gideceğim. Gerçek var mı? Kitaba bakacağım biraz da. Gidiyordun, anlamadım. Kiliseye. Olur, ben gelirim. Ben bu Emily şu yetiyancı olan kitaba bakacağım bir de. Ya da okumaya çalışacağım. Onu okuyamazsam da şeye bakarım. Bu pederin gösterdiği kitabı. Belki onun da görmediği bir şey görürüm. Tam da bunu bana niye söylüyorsun? Yani Yiğit Yancı kitabı özellikle sana söyledim de. Aha, ben Yiğit Yancı bilmiyorum. O daha da fısıldayarak. Yani o yüzük sende var, bizde yok. O yüzden senin öğrenmen lazım. Yani öğrenebilsem öğreteceğim. Ya artık Yiğit Yancı aşırı eski bir dil. Eski bir dil değil yani, dünyada yok sadece. Şimdi konuşan yani? Bir varlık var. Yani. Elimdeki yüzüğü gösteriyorum. Hani bu yüzük olmasa dili anlama şansım bile olmayacaktı, öyle değil. Vay be. Yani işin daha da kısa özeti, Avustralya'da şansımsı bir şekilde öğrendim dili biraz. Ama çok az. Evet, tamam. Çince'yi daha rahat biliyorum ya şu an. Neyse. Ryan, sen ne yapacaksın? Ryan, bence sen de gelmişsin. Kilise mi? Evet. Tamam. Gidelim madem öyle. Tamam. Ben odamda olacağım bir şey olursa. Dikkatli ol. Bizimkiler kiliseye gidiyorlar bu yağmurun altında. Bayağı bir yağmur, yüksek hala. Kilisenin kapısını açıp içeri girdiğinizi düşünüyorum. Yani yağmurda evet. Durmak istemediğinizi. Hemen aynen. Kapıyı açıp içeri giriyorsunuz. Sırılsıklam bir biçimde peder oturmuş dua okuyor. Ben de varsa böyle oturacak yer oraya oturuyorum. Dinliyorum yani. Kiliselerde olur öyle sıra sıra. Adam böyle aynen sıra sıra en önüne oturuyor. Böyle ağzı oynuyor sadece. Dua okuduğu belli ama hani çok duyamıyorsun işte. Tanrım bilmem ne vesaire. Bizi koru, bizi bu karanlık günde koru. Bu yağmurun hiddetinden koru şeklinde dualar ediyor. Sonra kitabı kapatıyor. Ne oldu çocuklar? Şöyle bir bakalım dedik ya. Bu akşam bizim kızla görüşecekmişsin evlat. Evet. Sara, çok iyi, çok namuslu kızdır. Bu zamanda bulması çok zordur öylesin. Hani gerçekten böyle iyi kızlar keşke her evde olsa. Bu kadar namusuna düşkün, bu kadar temiz, tertemiz, ak süt gibi kızlar. Keşke. Doğru diyorsunuz. O da muhtemelen benim eve gitmemi bekliyor. Hiç daha bugüne kadar bir kere bile ben eve girmeden çıkmamıştır. Ben eve gideyim de rahatça senin yanına gelsin kızcağız. Ne zaman gideceksin eve baba? İşte biraz hava kararınca eve doğru geçerim. Tamam. Beraber gideriz eve ya. İşimiz gücümüz yok pek yüzümde. Olur evlat, bana da uyar. Ama ben biraz daha burada duracağım doğal olarak. Siz de mi burada bekleyeceksiniz? Aynen. Biz de bekleyelim ya. O kızın bir anne babası yoktur. Çok
Eskiden annesi cemaattendi. Maalesef kaybettik enfeksiyonda. Kızı da biz kendi kızımız gibi büyüttük. Yani iyi insanlarla tanışmasını isteriz. Valla çok iyi iş yapmışsınız baba. Yani hakkınız ödenmez. Sen de akıllı, genç, iyi bir arkadaşsın. Para da kazanıyorsun herhalde. Aynen. Yani o kadar çok param var ki araba sürmesini bilmememe rağmen araba alıyorum. Öyle yani. Allah israfı sevmez evladım. Allah israfı sevmez. Yok, israf değil. Böyle arkadaşlarım falan kullanmak istiyordu. Ben de onlar alamıyor bari. Benimkini kullansınlar diye aldım. İyilik de var evlat. İyi bakalım, iyi. Ben birazcık daha burada durmak zorundayım işim gereği. Siz de bekleyin isterseniz. Akşam benim eve geçtiğinde kızı kapıdan alırsın. O da biraz mutlu olur. Tamam baba. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Kevin kitap okuyor. Sizler Feder'le birlikte kilisede biraz maneviyatınızı güçlendirmeye karar verdiniz. Bunu boşa geçirmeyeceğim. Bunun sayesinde hepiniz... Şimdi sizlerin hanginizin bir dini, yani kiliseye bağlılığı var aranızda, üçünüzün? Benim yok. Benim çocukluktan itibaren var ama benim bu var. Yurt dışına çıkma olayları yüzüne bırakmıştım bayağı bir. Peki Emin, senin yok diyorsun ya, ailende var mıydı böyle bir şey köken olarak? Grant'ta bu şeyler var, evet. Ya bir Hristiyan bir aileden geliyor değil mi köken olarak? Onu yes. Sormaya çalışıyorum aslında. Tamam, o da çünkü illa dine inanmak gibi değil de sonuçta sen çocukluğundaki orada yaşanmış şeyleri gördüğün için vesaire. Burası sana biraz huzurlu hissettiriyor bu dışarıdaki korkunç yağmura rağmen. Ve hepiniz 1'de 3 kadar senit puanı kazanıyorsunuz burada geçirdiğiniz zaman. Hadi yine herkes bir alsın, hadi bakalım. Bundan tek kişi puan alamadı, o da kitap okuyordu şu an. Çok güzel. Evet. Şimdi şöyle oluyor. Siz burada güzelce ruhani olarak bir kendinizi besliyorsunuz diyelim. Daha sonra peder, çocuklar ben artık eve geçiyorum diyor. Akşam artık böyle 8-9 gibi olmuş, bayağı karardı hava. Bu süreçte de Kevin kitap okumaya devam etti odasında. Kevin arkadaşların kilisede geçirdikleri zamanda ruhlarını şey yapıp besleyip puan kazandılar. Sen kitap okuduğun için bu puanı kazanamadın. Nice. Kilise sonuçta senin onlara lazım. En ihtiyacı olan adam. Karşım ben seniti artık Omega ölüm diye bakıyorum. Gerek yok. Ölünce de bakarsın. Evet. Peder. Bu arada akşam 8 oldu Kevin. Bizimkiler şeyi beklediler. Şimdi peder kapıyı çekiyor, kilisenin kapısını kilitliyor ve zaten 50 metre yanındaki evine doğru gidiyor. Siz de onunla birliktesiniz. Evinin kapısını açıyor. Sara diye sesleniyor. Ama içeriden hiçbir ses gelmiyor. Işıklar tövbe yanıyor mu? Işıklar yanıyor mu abi? Abi evde her şey normal duruyor. Ben hemen koşuyorum içeri doğru. Işıklar da kapalı. Hemen dalıyorum. Açıyorum kapıyı, giriyorum içeri. Emaneti de çekiyorum. Ne olur ne olmaz. Emanet dediğim şey ya, haç bu arada. Silah falan değil. Gümüş çatalı çıkarıyor. Max'le olamam. İçerisi bomboş. Peder, bu kadının, hani kızın evi nerede? Baba burada yok. Şey, yan tarafta, hanın yan tarafındaki evde kalıyor. Ama asla burada bırakmazdı ki, hep beni beklerdi. 10 yıldır benimle birlikte bu kız. Bir kere bile, bir defa bile olmadı. Tabii ki sabah, ben gelince çıktım, sizle birlikte çıktım. Bana geldi önce kiliseye, ben eve geçiyorum akşama kadar dedi. Hatta sizinle buluşacağını söyledi Arthur'la. Durum ben vay. İz falan ne varsa artık onları arıyorum. İz. Ben de ona bir bakacağım. Ne olursa artık. Ben halının alt katını eğiliyorum. Saksız! Spotted'ın burada şey değil, track atmanız gerekiyor. Emily atmış zaten.
Emily şunu fark ediyorsun, her şey dört dörtlük, hiçbir sıkıntı yok. Ev yani sanki hiç dokunulmamış gibi. Ama tam kapının orada, hani o kapının şeyi vardır ya, hani çektiğinde böyle kırık diye içine girer. Hani kulp. Kulp değil de şey, o kapının dili mi deniyor? Aynen, o kısmı, hani şey, eski kapılardaki mantıkla düşün. O eski kapıdaki şeyin oraya bir şey takılmış ve böyle üzerinde bir kıyafet parçası gibi bir şey görüyorsun orada. Kadının önceki giydiği kıyafet daha aynı parça mı? Hatırladığınız kıyafetle, yani temizlikçi kıyafeti giymişti üzerinde. Zaten hı-hı, fotoğrafta da görebiliyorsunuz. Bununla şu üstü içindeki beyazla örtüşüyor. Eyvah. Peki kapıda bir zorlama var mı? Kapı tamamen normal. İçeri girerken ya da çıkarılırken kaçırılmış bu kız. Biliyorum, tam bu anda siz tam bunu yaparken Kevin sen odandaydın galiba değil mi? Evet. Kapının çok sert bir şekilde yumruklandığını duyuyoruz. Kapının şeyi var mı? Bakabileceğim bir yere. Dışarıya araya. Kapı gözlük mü dedi? Bunun yok. Kapı gözlüğü yok. Abi. Bir elim tabancalı. Hani tabancayı tuttuğum elimde de harç var. Kapıya doğru yaklaşıyorum. Kim o? Benim Lawrence. Lawrence. Yardım edin, yalvarırım, yardım edin diye bağırıyor. Ne oldu? Kız kardeşim yok, kız kardeşimi bulamıyorum. Klasik zarımı yolluyorum. Ses tonundan anlama çalın. Oh! Tamam. Abi gerçekten adam şu an kız kardeşi için aşırı panik halinde. Ve şunu da fark ediyorsun, biraz hard success'in getirdiği bir şey. Bu adamın kız kardeşine karşı duyduğu duygu, hani kız kardeş sevgisinin biraz ötesinde, biraz Game of Thrones, Cersei, Jaime muhabbeti var. Hani bunu daha önce Peder Reis'den duymuştum, buna çok şaşırmıyorum. Abi kapıyı açıyorum. Abi, kız kardeşim mi kayıp? Evet, kız kardeşimi bulamıyoruz. Akşam olduğunda en son odasına gittiğini söylüyor hizmetçiler. Akşam 7 gibi ben 8'de yanına gittim, yoktu. Hiçbir iz de yok yani, bir şey de yok yani odasında. Kız kardeşim benim için değerli. Kız kardeşim benim için çok değerli. Lütfen yardım edin. Yardım etmeye deneyeceğim. Önce içeri gel. İbabe bana içeri alıp kapıyı kapıyorum. İçeriye giriyor. Bu sırada bizimkiler ne yapıyor arkadaşlar? Peder'in yanındakiler. Ben bir sigara yakıyorum. Önce bir rahatlamak lazım. Evet beyler. Gideceğimiz o rotasyon belli. Ne belli? Nereye gideceğiz? Kaleye. Bir dakika. Şu hattı kesti. Ozan Kevin'e de Kevin. Ben odadan rush'lıyorum abi Kevin'i hatırlayınca. Kapıdan çıktın değil mi şu anda? Hı-hı. Abi kapıdan çıktıysam bunun için spot hidden atmana gerek bence yok. Şöyle ki çok ciddi yoğun bir yağmur var kesinlikle. Dolayısıyla aslında bir izleri ciddi bir kapatma becerisi var. Ama bu yağmurda doğuya doğru yani şu yoldan giden iki kişinin izlerini görüyorsun. Yani iki kişi derken dört ayaklı bir iz gidiyor. Ayak izleri aynı mı yoksa farklı izler mi? Evet. Farklı. Bir tanesi küçük, diğeri ise daha büyük. Deparla abi, direkt deparımla koşuyorum o zaman. Han'a doğru gittiğini farz ediyorum bu ayak izlerini. Hayır, Han'a doğru gitmiyor. Daha mı farklı yerde? Bak göstereceğim. Sen kapıdan çıktın ya. Hı-hı. İzler şuraya doğru gidiyor. Han şurada. Han burada. Burada da çaktı. İzle. Rekanın üzerine biz yazı çaktık ya. Ha doğru. Bir duruyorum izleri görünce. Eyvah. İzler düz ayakkabı mı yoksa farklı mı? Şu an çok ayırt edemiyoruz. Sadece biri büyük, biri küçük, iki kişi, ayrı kişiye
ait izler. Rotasyonumu değiştiriyorum. Kevin iyi olacak mı? Ayak izlerini takip ediyorum. Abi ayak izlerini bir yere kadar takip ediyorsun ama şöyle ki sen ayak izlerini takip ediyorsun ediyorsun ama yağmur daha da şiddetlenmeye devam ediyor ve bir anda ayak izleri de birden çamur olmaya, tamamen kaybolmaya başlıyor. Ayak izlerini çok hızlı koştuğunu ve peşinden durmadığını farz ediyorum. Şuraya kadar takip ediyorsun ama buradan sonra ayak izleri yok oluyor. Buradaki bina görünüyor mu? Ya orada bir bina var, onu zaten biliyordum. Buraya gitmiştik. Gitmek miyiz hiç? Hiç gitmedik. Tek şansım o bina. Bu zamana kadar yoldan gitti değil mi ayak izleri? Evet, yoldan gitti. Abi binaya doğru o zaman. Aynı rotasyon. Tamam. Bu sırada şey ne yapıyor arkadaşlar? Kevin. Aynen. Hani Lawrence'ı içeri almışsın en son. Evet. Lütfen ablam nerede olabilir? Bilmiyorum. Dün gece olmaları duydum ama ablam mı olmuş? Pedere mi sorsak? O bilir. Peder olma bile duymamıştı ki gece. Ne bileyim, ne bileyim. Biri bir şey biliyor olmalı. Babana sordun mu? Lord Wayne. Evet, babam zaten beni yolladı sizi bulmam için. Ne yapacağımızı şaşırdık. Aileniz, biliyorum konuyla alakası da hala Mordigain'e tapıyor mu? Mordigain mi? O ne demek bilmiyorum ki. Tamam, bu iyi bir cevap. Ablan senle aynı sıkıntıyı yaşıyor muydu? Hangi sıkıntıyı? Hani biliyorum. Yalvarırım ablama yardımcı olun. Yardım etmek için soruyorum bunu. Kız kardeşime yardımcı olmamız lazım. Evet. Onun için soruyorum ki gittiği yeri anlamaya çalışabilirim. Dolunay'da bir dönüşüm tarzı bir şey yaşıyor muydu o da? Senin gibi. Ya da artık ne oluyorsa. Ne dönüşümü? Ben öyle bir şey yaşamıyorum ki. Neyse. Yine bir psikoloji atıyorum. Beni sallıyor mu diyor. İki lakı basıyorum bunu. Yani adam gerçekten bir dönüşüm yaşamıyor. Tamam. Olduğunu düşünüyor en azından. Nereye gitti hakkında şu an bir fikrim yok. Benim arkadaşlarımın kanunu kilisede, gel oraya doğru gidelim hemen. Hadi gidelim, onlar belki bir şey biliyordur. Çantamı diyor ve hızlıca kapıdan çıkıyor. Emanetimi koyuyorum pantolonu. Abi ben de gidiyorum onunla beraber. Arkadaş, tamam o zaman sen bizimkilerle buluşuyorsun diyorum. Yani, bizimkiler ne yapıyorsun? Bir yerde buluşuyoruz. Sen de şey evde bunları görüyorsun zaten kapıda. Direkt yanlarına gidiyorsun evin önü. Ev dediğin kilisedeki ev mi yoksa direkt halının yanı mı? Kilisenin yanında şey pederin evi var ya. Ha, tamam. Kızın evinde değillerdi o anlamda sonra. Hı hı. Ah. Ryan Arthur, Emily nerede? Arthur tansiyondan bayılmış abi. Arthur şu an ciddi bir şey yapıyor, roleplay yapıyor. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Mini pauzumsu bir şeye girdik şu an galiba. Emily sen ne yapıyorsun o zaman bizimkiler yani, düşünüyor? O sırada. İz bıraka bıraka gidiyorum. Hani geldiğim yere. Arkana ekmek parçacıkları mı şey? Yo, bildiğin şişeleri mişeleri atıyorum ya. Boş şişeleri. Tamam süper. Sonuç olarak çamurda kaybolmayacak ve üstüne bastığında kırılacak bir şey. Tamam. Binaya geldiğimde bir yerde bir kapı açıklığı, herhangi bir yerde bir anormallik
Ne bileyim ayak izidir, yeni bir ayak izi. Kaybolmaya yüz tutmuş filan. Elimde silahımla tabii. Elimde silahımla. Abi burası bir at çiftliği. Zaten şu gördüğüm bütün o yerler at çiftliği. Şurada da hani bir tane gerçekten insanların yaşadığı yer var. Dıştaki pencereden yağmurda olmana rağmen içeride insanların, hani bir ailenin, yaklaşık biraz kalabalık bir aile, 7-8 kişilik bir aile. Hani akşam çay içip muhabbet ettiklerini duyuyorsun. Diğer binalarda bir şeylik var mı, ne bileyim kapıları aralıklıdır filan. Bir spot hidden yollar mısın? Abi burada değil ama şurada yol gelip burada bitiyor ya. Sen bir süredir bir iz falan görememiştin. Burada şuralara doğru böyle yürüme gibi değil de biraz yuvarlanma gibi. Hani sürükleme gibi izler olduğunu görüyorsun. Daha büyük izler olduğu için yağmurda pek kapanmamışlar. Ama bu izler çok yeni değil. Yani bir saat falan var yani. Evet Ryan, Emily izi takip etti. İzin peşinden iz bırakarak gidiyorum. Yalnız başına mı? Evet. Fuck. Yes. Ben de Lawless kaptım. Sizin oradayım şu an. Okay. Emily ne yapıyorsun? Düşte bir şey yok mu abi? Yok abi. Bu hiza var ya, yani bu sürükleme Hı hizası. O hı. hizaya baktığında şöyle göstereyim size. Bir saniye. Şu Mamtor dediğimiz tepe var ya, hani o tepeye doğru gittiklerini görüyorsun. Bu tepenin yan tarafında da çok ünlü, buralar için çok ünlü olan Blue John mağarası var. Bizimkilerin beni bulmasını bekleyeceğim o zaman. Hani güvenli olduğunu düşündüğüm bir yere pusup. Atların yanına pusuyorsun o zaman, şeyde kalmamak adına. Hı. Yağmurda. Biz Tamam. geldiğim yolu Bizimkiler ne gözleyeceğim. yapıyor? Tamam. Bizimkiler ne yapıyor? Ben kiliseye geldim. Hadi soruyorum. Emily nerede? Siz ne yapıyorsunuz burada? Kızım Sara kayıp. Çok temiz bir kızdı. Kevin. Ne oldu? Emily şuraya doğru gitti. Doğuya doğru. İşaret ediyorum Doğuya önünde. doğru. Yani Sara öldü. Niye gitti oraya? Ne öldü ama. Kayıp. Öl. Ne? Ha? Kayıp. Neyse. Evde yok. Lawrence'ın da ablası kayıp zaten. Lawrence. Lawrence ne arıyor lan burada? Ablası kaybolmuş olduğu için bizi arıyordu da. Gidelim. Ne zaman kayboldu? Lawrence dün akşam 7-8 arası mı kaybolmuştu? Konuşsana lan. Lawrence! Ne koydum? Duyamadım arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Küfrettiğim Ne zaman kayboldu? Konuş lan. Lan yakasından tutuyorum, bir sağ senden bir sol. Akşam 7 gibi izin almış şeylerden, odama çekileceğim diye odasına çekilmiş. Ben 8'e doğru yanına gittim, yok oldu. 7-8 arası kayboldu. Evet. Ah, şu an elimizdeki en iyi şey Emine'nin gittiği yol. Hadi gidelim. Gece vakti mi kayboldu? Evet. Amına koyayım. Amına koyayım. Hadi yürüyün. Ben Peder, böyle sen koşa koşa gelecek gidiyorum. misin yoksa? Peder, kızımı bulun, ben gelemem o kadar uzun yolu. Kızımı bulun. Muhterem polisi Yok çağır. tamam, Lawrence. Memuru çağır. Lawrence ben de geleceğim diyor. Lawrence sen gel. Çünkü Peder bunu memuru beye söylersin. Ne olur ne olmaz geri gelmezsek diye. Hadi yürüyün, gidiyoruz. O sırada etrafta, bu arada siz bunları konuşurken biraz insanlar toplaşıyor sizin bağırış çağrışlarınızdan. Bunu duyunca hemen birisi polise doğru koşmaya başlıyor. Ben haber veririm diye bir tane köylü koşuyor. Eyvallah. Verme verme. Neyse. Abi biz Running in the 90s çalarak arkamızda gidiyoruz. Arabayla mı gideceksiniz bu yolda? Abi en yakınımızda ne varsa. Ya aşırı yağmurda araba herhalde bizi daha kötü yavaşlatabilir diye koşuyoruz şu an.
Ne kadar sürer? Sadece 45 Bırakın. Kocaman harita. Aşkım. Evet. Koşuyor muyuz arkadaşlar? Tabii, Evet tabii. abi. Running in the 90s'e gidiyoruz. Abi yalnız şöyle diyeyim, yani koşarak biraz fazla bir şey olabilir yani. Şimdi bir yola çıktınız ama arabayı alıp almamak konusunda size bir in success atmış gibi şey yardımcı oluyorum yani. Koşuyorum bu. Hani arabayı alırsak yolda takılır mı? Bana o lazım. Eğer takılmayacaksa arabaya yazdıracağız demek. Bu şüphesiz bir ihtimal yani, bu konuda şey yapamam ama şöyle söyleyebilirim ki yani neyse, Emin'in yanına doğru koşuyorsunuz oluyor. Yani Abi bir de ne kadar aramızda araba sürmeyi uzaklaşmış bilen yok. olabilir ki? Arabayı sürmeyi bilenimiz olsa sıkıntı olmayacak. Ama o yok. Değil mi? Ben biraz biliyorum Ben biliyorum ucundan. yolu Avruz. Ha. O zaman sür. Dikkatli sürdüreceğim de dikkatli olamayacağını Ben biliyorum. hemen Ne anahtarı kadar çıkarıp güvenli atıyorum buna. sürebiliyorsam. Koş git al gel koçum. Ben yine koşmaya devam buraya doğru tabii. Atlıyor adamlar şey alıp geliyor ve atlıyor. Hadi gidelim. Bu yoldan devam edelim. Emily'i yeterince tanıyorsam hani izi takip edebileceği de binalara falan gitmiştir artık ne varsa. Emri sen bizimkilerin geldiğini zaten görüyorsun şuradan frenden. Ne yapıyorsun? Dışarı çıkıyorum. Pardon. Hani görebilecekleri bir şekilde. Karşınızda Emily arkadaşlar. Siz de Emily arabayı burada. durdurun. Dur inelim. Koşuyorum Emily'ye doğru. Burada bir şey gördün mü ayrı? Koşmaya çok vakit yok, gelin benimle deyip hani o hile doğru götürüyorum. İzi Yani bir devam şey ediyorum. gördün. Güzel. Hadi gelin. Takip ediyorum yine. Emanetin elime alıyorum o anda. Ben Gidelim iki emaneti başarımızı de yap. çektim. Aynen. Bir ele o, diğer ele o. Bazuka Ha ben tabanca çıkardım ya normal çok bir Ben de şey değil. pompalımı çıkarıyorum arkamda. Arkadaşlar siz şimdi burada biraz işte hazırlandığınız şeyi aldınız geldiniz falan. Birini galiba peşinizden köyden yollamışlar. Koşa koşa bir adam böyle geliyor. Diyor ki polis memuru kayıp. Polis memuru da kayıp. Hayda. Amanı sikim. Amanı sikim. Gidiyoruz. Koş 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 gidiyoruz. Çiftimi bozmadan devam ediyorum. Ne yapıyorsunuz şu an arkadaşlar? Arabayla mı gidiyoruz? Hangisiyle daha rahat gidiyorsun? Abi şimdi şöyle yani tepe şurada. Görüyor musun bilmiyorum da. Bak, şu tamam Siz mı? şuradasınız ya. Öyle gidiyoruz tabii ya. Mağaraya doğru, mağaraya gireceğiz aslında. Mağara var dedin abi sen bize. Burada gidiyoruz yani. Tabii bir de yanında mağara olduğunu biliyorsunuz. Çok ünlü bir mağara çünkü orası. O mağaraya doğru gidiyoruz. Arabayla gidiyor o zaman. Abi o zaman şeyde arabayla tepeye doğru hani en son çünkü gördüğünüz izler bunlar. Siz baya bir yolu ilerledikten sonra şu civarlara geldiğinizde hepiniz bana bir listen atabilir misiniz? Evet. Yanlışlar biri direktörü atmış. Aa, yine. Bu success atan arkadaşlar tam bu Mavi John mağarasından çok kudretli bir çığlık yükseldiğini duyuyorlar. Mağaraya hızlı gitmemiz lazım. Bir şeyler oluyor. Arabayla gir, arabayla. Biz Oraya. kardeşimi kurtarmalıyız Arabayı. diye ve gözleri yaşlı bir şekilde arabayı basa basa gidiyor Araba şey. girecek kadar geniş mi mağara? Mağaranın ağzına girmiyor canım, oraya doğru gidiyor yani. Ya tamam, direkt mağaranın içine arabayla girdi. Ben öyle demiştim aynen. Onun işte. O yüzden sordum. Mağaranın ağzına kadar sürüyor çok hızlı bir şekilde arabayı. Gerçekten usta bir şoför gibi duruyor. Ve bir anda duruyorlar böyle şeyde, stop ediyor ani bir frenle. Ve Blue John mağarasının önünde iniyorsunuz. Blue John mağarası ile ilgili bildiğiniz şey şu ki bunun içerisinden hani bu bütün buradaki İngiliz arkadaşlar bunu biliyor. Blue John adı verilen bir
madde var. Daha doğrusu bir kristal gibi düşünebilirsiniz. Pahalı bir madde. Bu daha çok böyle takım akı şeylerinde kullanılan bir madde. Ama çok da pahalı olduğundan dolayı hani buranın ünlü yerlerinden bir tanesi. Mağaranın hatta görüntüsünü size şöyle gösterebilirim. Ha, Blue John. Şu anda mağaranın... Sakınca olmazsa senden saati alabilirim. Saati mi? Ha, saat hani kaç? Bizim buraya gelmemiz ne kadar sürdü filan? Şu an abi saat 11.30 gibi. Tam oturuyor, tam oturuyor. Yürüyün içeri. Arabaya geç, Lawrence. Arabaya geç. Ben de geleyim mi? Arabaya geç. Arabaya arabadan geç. Arabadan bekleyin. Bekle, arabada bekle. Tamam, ablamı kurtarın. Geç arabaya. Abi var, ona var. Bunu ben bekliyordum. İçimdeki maceracı üçgüleri yemeye hazır oluyorum. Işığınızı çıkartın. Neyiniz var? Feneri çıkarıp shotgun'ın yanına bağlıyorum. Lawrence, arabadan çıkarsan ceddini sikerim. Ablamı kurtarın lütfen. Gözleri al böyle, gözyaşları içerisinde. O benim her şeyim, o benim hayatım, aşkım. Biliyor musun? O mu ne kodun? Gavat! Gavat! Abi adrenalin hadi şimdi burada harcama. İçeride içtiğimizi yarayacak. Bakalım. Yine maske burada bakacak. Karakter resimlerimizi atıyoruz galiba. Tamam, biz nereye yazacağız karakter resimleri? Görünen tek bir yere. Mağaranın girişine görebiliyorsunuz. Sağ üstte var mı bir tane? Onu arıyorum. Doğru yürüyoruz. Işığımızla beraber. Aynen. Bay Ryan. Bay Ryan, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bay Ryan. Onu yolluyoruz ondan. Ben yani gidiyorum ona. Emanetler de gidiyor. Sen God Torch'u harcadın mı? Ben harcadım. Duvarı deliyorum. Lan siktir. Duvarı deliyoruz abi. Evet, nereden gidildi biliriz ki. Yer yok şu an galiba. Abi ha, şu an şöyle anlatayım. Önünüzde hani delik. Sağ altta hani map cap bitiyor gibi duruyor ya. Orada şey devam ediyor ama aşağı doğru böyle bir merdiven gibi diyeyim ama aslında merdiven değil. Sadece aşağı doğru iniyor yani. Orada bir merdiven yapılmamış yani. Natural bir şekilde bir yer şekli aşağı doğru iniyor. İniyoruz. Oradan iniyoruz. O ne lan? Oha. Yeşil alevler çıkıyor. Abdur, büyü yapmayı ne zaman öğrendim bilmiyorum da sonra yasakla. Gücümü göstereceğim onlara. İniyorum tabii, atlıyorum ben. Kafayı sokuyorum içeri. Lan oradan değil, buradan yol. Burada da var. Fazla gaza geldim. Burada yok mu? Yok. Bana şimdi öncelikle hepiniz bir şey dexterite atacaksınız. Hiç iyi değilim o. Yay. Aa. Hadi kemik. 80 dexterite'si var ama. Abi çok böyle garip bir aşağı iniş. Yani biraz böyle karanlık ve hani çok bir önünüzü de göremediğiniz bir şey. Aşağı doğru inmeye çalışıyorsunuz. Ama aşağı doğru inerken bir iki üç kişi iniyor. En son hani arkamızdan gelen Emily ayağa kayıyor ve takla atmaya başlıyor. Takla atarken sizi de üst önüne böyle buldozer gibi eze eze aşağı doğru indiriyor. Hepiniz 1d4 hasar alıyor. Çık, ben de değil mi? En önden ben gidiyorum. Bir dakika. Abi Emily'yi tutmayı deneyemiyor muyuz? Sıralama yanlış abi. En önde benim için bir darman abi. Yanlış abi, ben anlattıktan sonra şey yapmadınız mı? Koymadınız mı onları? Başta mı koydunuz? Başta koymuş. Başta koydum. Ben Emily gidiyordum. Işığı olan gitsin dediler, ben de gidiyordum. O zaman sadece Emily 1d4 diyor. Tamam. Ölmedik parça olarak. Emily'yi kurtarmak için bir hareket yapmamız mümkün değil mi abi? Emily yere düştüğünde dizinin bayağı bir hasar aldığını görüyorsun. Ve şu anda üstüne basamadığını fark ediyorsun. Şu an hareket hızın yarıya düştü. Sadece tek bir ayağınla yürüyorsun çünkü. Ben indikten sonra hemen bir first aid yapacağım ona. It's adrenalin, acı yok bize.
artı bir can yeniliyorsun ama yani şu anda ciddi bir hasar aldın. Hani orayı Kevin kendince biraz uğraşması gerekti sabitlemesi için vesaire. Gerekli Oo. Kim abi? Gerekli kimyasalı evet, döküp şöyle oldu yani. Dur. Gerekli kimyasalı dörtsünüz şu an. Şunlar şöyle oldu. Kevin abi böyle güzelce sardı orayı falan, tamam mı? Arthur dedi ki Kevin'a, sen yani bir de ben bakayım, daha iyi sağlam yapabiliriz dedi. Tam iyice sabitleyeyim böyle, tam kas katı olsun dersen bir itti abi. İçerideki artık kırık mıdır çıkık mıdır onu iyice bir zorlamış oldu. Bir de iki hasar daha iyi. Elim ayağımı. Bir yedik. Elin ayağımız. Abi ayak tamamen şu an şey hani iptal, hani kesinlikle üzerine basmak değil, hani ayak düz dururken bile inanılmaz bir ağrı veriyor emniliğe. Şu anda tek bir bacağın üzerinde. Ben çıkarıp plütonyuma basıyorum o zaman oraya. Ne yapıyorsun? Lan! Plütonyuma basıyor! Hayır! Ciddi mi bu? Yo, o kadar şey değil mi? Ha iyi. Ağrı kesici falan varsa onu iç. Yes! Ne ağrı kesici, buna ifade etmeyecek. Lan fevrim dönmüş. Lan ben ne yaptım? Senin fevrini ben döndüreceğim. Bu arada bu yol yani aşağı doğru inen yol yuvarlana tabii siz bunu çok farkında olmayabilirsiniz ama şuraya çıktı. Reveal atayım. Döndüreceğim ben seni. Saatin şu anda 12'yi bulduğuna eminsiniz, sizin bu iyileştirme vesaire işlemleri. Arkanızdan Lawrence bağırıyor. Ben de geliyorum, ablamı bulacağım. Gelme amına koyayım. Geldiğinde. Gel. Lak diye bir ses geliyor abi. Herif böyle takla ata ata düştü böyle abi. Elinin bu burkuşuna atmış böyle. Elim diye bağıra bağıra yanınıza geliyor. Ben silleyi çekiyorum buna. Yavaş yavaş ilerliyor. Abi elime bakıyorum. Ben yapacağım bir şey yok, hadi yürü gidiyoruz. Ya yani. Siktiğim seni. Işıklarımızla gidiyoruz. Yolu aydınlat. Lan biliyordum böyle bir şey olacağını. Lawrence gelme. Gelme bak, bir bokluklar bulacak, sen gelme de olursun. Adem şey, Robert Geno karakterinin şeyini atabiliyor musun sen? Mete atabiliyorsan atar mısın? Ben onu şey olarak yönlendirmek istiyorum da, Lawrence olarak. Abi. Hayır. Direkt şey, Lawrence'ın kendisini atamıyor musun zaten? Ben atamıyorum, bilmiyorum. Galiba kullanmak. Hand out diye. Hand out diye sen olma. Robert'ı tamamen şu arkadaş, Lawrence arkadaş. Artık evrilmiş. O zaman ben Lawrence. I got elini kolunu bağlamak lazım senin. Hayır dur. Hadi yürüyün. İşimize yarar fazladan bir. Hadi gidelim. Zannetmiyorum. Abi bizi aydınlatır mısın Mette biraz? Abi aydınlatır. Hiç Shadowfell'e girdi. Göremiyoruz onu. Lan kayboldu. Hayır. Neredeyim? Ryan. Abi tam önünüzde şurada bir şeyin parçalarını görüyorsunuz. Böyle el, bacak, el, böyle git, yavaş dur. Bunu kafa. Medisinde inceleyebilir miyim? Ve abi arkada böyle en ileride bir tane sarışın bir kafa var. Bunu görünce Lawrence abla diye bağırıyor arkada. Ablanı sik. Nasıl mı ya bu? Ablası sarışın. Abi, ablası mı? Sarışın kurtarın. Aa evet. Medisin atar mısın? Ne atar mıyım? Medisin. Bunu ne parçalamış diye ben de biyoloji atacağım abi. Abi ablası değil kesinlikle. Çünkü ablası dediğimizde de bakma, kız kardeşi değil. Yani çünkü gördünüz zaten kız kardeşini ama burada bir parçalanmış bir insan bedeni var. Emin ol bu ablam değil. Ciddi. Ablam değil mi gerçekten? Eyvah. Değil. Oh çok şükür diyor. O sırada Emil bu tamamen hani böyle vahşi bir hayvanın yapabileceği bir şey. Hani kurt köpek tarzı. Biliyordum. Peki bu kafa sarığın kafası mı? Ne kafası mı? Bu sarığın kafası mı? Temizlik için. Hayır değil. Bu önceden olan bir şey büyük ihtimalle. Evet biraz eski bir kafa bu arada. Onlar böyle bayağı pörsümüş,
biraz dezenforme olmuş bu kan. Aradığımızı bulduk beyler. Aradığımızı bulduk. Aradığımız yeri bulduk da keşke bulmasaydık. İğrenç. Dikkat edin, kurt adam bu büyük ihtimal. Şu anda... Kafes mi? Burada böyle kafes, bunlar kafes değil arkadaşlar. Şöyle ki burası bir şey biliyorsunuz ki, Brujon mağarası. Burada zaten kazılar yapılıyor. Kazı şeyleri, kazıntıları bunlar. Hani baktığınızda da görüyorsunuz böyle kazı aletleri vesaire var genel itibariyle. Böyle kazılar mazılar yapılmış ama şu anda inaktif şekilde duruyorlar. Lawrence gel sen de, çok geride kalma. Lawrence gelmesin. Buraya kadar geldi, yapacak başka bir şeyimiz yok. Kesin bir bokluklar olacak. Abi ben bildiysen zarar almak istiyorum. Bir şeyler duyuyor muyum bu arada diye. Atabiliriz. Lawrence'la alakalı. Neyse. Bir şey duymuyormuş. Abi bu mağaranın içerisi şu an tamamen sizin elinizdeki şeylerle aydınlanıyor. Tamamen karanlık bir mağara onun dışında. Yani nereye bakarsanız orası aydınlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Şurada ne var? Abi bu sırada mağaradan çok ama çok yakınınızdan bir uluma sesi duydunuz. Tam olarak şuradan. Nerede o? Ya buradan çıkacak ya benim önümden çıkacak. Eyvah. Ya şuradan mı? Shit. Abi ışığa baksanıza şurada bir karanlık bir yer var ve şuradan bir şey sesi duydunuz. Bir uluma sesi. Aa, orada bir şey var. Oraya doğru başka bir fener fırlatıyorum açıp. Abi feneri fırlattığında bir an için şöyle bir görüntü karşınıza çıkıyor. Ne? Bu ne? Kıpkırmızı gözleriyle size bakıyor. Abi bunu anlık gördük ama kutulu mitos atabiliyor muyum? Atabilirsiniz hepiniz. Ben karambole sıkabilir miyim bir tane? Kalktı. Saksesi görünce. Cam gitmiş olabilir ama başka bir şeylerim hala yerinde. Memelerin duruyor. Hayır lan onlar zaten duruyor. Olayı karıştırma. Saçta satan yani Ryan ve Emily bu canlı mahlukatı hayatlarında daha önce hiç görmemişlerdi. Ama okudukları ettikleri şeylerde bunun tam olarak tasvirini gördüklerini düşünüyorlar. Bu bir gul yabani. Kötü gul. Hayır. Gul yabaniye ne işler? Ve şunu biliyorsunuz ki bu gul yabani baya tehlikeli ve parçalamaların hepsinden sebebi bu olabilir yani. Bunları bize diyorlardı değil mi? Yes. Ben sıkabilir miyim karambole yani? Sıkabilirsin, nereye? Üstüne mi sıkacaksın? Aynen. Feneri tutuyorum direkt oraya. Tehlikeliyse? Buna karşıya böleceğimiz tek bir şey var. Lan işlese var ya. Lazeri sık. Evet. Tutuyorum ben feneri. Sıkıyor musun? Tutturamayacağım ben ki lazeri. Yaklaşmam lazım. Niye abi? Uzaktan sık. Abi sen ateş ediyorsun. Ateş ettiğin gibi hayvan bir anda delleniyor ve üzerinize doğru koşmaya başlıyor. Abi üzerinize doğru koşuyorsa ben lazeri sıkıyorum. Bunu. Yakına gelince şatkan vuracağım. Biraz daha yakına ben gelsin. Fucking amazing. Baktı. Abi sen lazeri sıktın abi. Tam abi göğsünü deldi geçti. Böyle yerde diye böyle ağzından kanlar fışkırdığını görüyorsun. Yerde böyle yatmış durumda. Kafasına vuracağım o zaman. Madem yerde bu adam. Dikkatli olun, yerde olsa bile. Abi ben de Emil'in yanından gidiyorum. Ne olur ne olmaz. Hem de yürümesine olursa, destek olmak için hem de bakıyorum. Hem de pompalayı da şey yapacağım. Ben de sıkacağım bir kere. Abi bu sırada arkadan Lawrence bağırıyor. Dur o benim ablam diye. Ve Emil'in üzerine atlayıp ona bir tane yumruk geçiriyor. Biliyorum. Amına koduğumu ne oldu? Abi Lawrence'a ben de bir tane çekeceğim. Lütfen vurmayın o benim kız kardeşim. Ben bir dodge atabilir miyim bu şerefsiz için? Ne atabilir misin? Dodge atabilir miyim bunu? Atabilirsin. O mu dokuy? Neyse. Ben de eksi bir hasar alıyorsun abi. Abi ben de silahın kablosuyla şuna vurabilir miyim şeyle? Öyle değil, öyle değil. Yalvarırım vur, yalvarırım onu öldürmeyin. O hiçbir şey bilmiyor. Elinde değil.
Ne biliyorsun lan? Öğreten öldü. Farkında değil. Ölmedi. O kendisini yeniler. Neler mi? Vurun lan, vurun işte. Daha neyini bekliyorsunuz? Alın şunu üstümden de. Abi o zaman ben çekiyorum kapıda... moruk silah. Gül yabaniye. Hı. Tüm şarjörü boşaltıyorum. Ta ta ta. Kafasına doğru özellikle. Abi gül yabani yerde kafasına sıkıyorsun. Gulyabani'nin şekli buradan normal bir kız olan Eloise Vayne'e dönüşür. Hala bu şey bu sırada bayıp mı? Yok, gul canlı değil. Canlı mı? Normal insan öldü. Öldü değil mi? Çıktığı bölge şuraydı değil mi? Lavrin şu an bayılmış durumda değil mi? Abi bura oldu çaktır abi. Kafasını indirdi o kadar. Abi ben Lawrence'a döneceğim bu arada. Evet. Siz son silahları sıkmadan önce çok kuvvetli bir uluma ile haykırmıştı Eloise May. Hemen mermiyi değiştiriyorum. Geliyorlar. Ananlar geliyorlar. Lawrence da dönüşecek. Lawrence'ı da vur. Ben diğerlerini arıyorum. Lawrence'ı da vur. Sereyi arayayım da. Aynen. Abi kafanızı... Şu anda şöyle bir şey oluyor abi. Kafanızı kaldırıyorsunuz ve siz şu anda zemindesiniz ya. Tam olarak bu Eloise'in geldiği yerin tam zirvesinde, tam böyle mağaranın tepesinde bir anda 20 tane kırmızı gözün bir anda kızgın bir şekilde açıldığını görüyorsunuz. Ve World War Z'deki gibi üzerinize böyle bir yığın gibi bir anda tsunami gibi koşuyorlar. Şimdi herkes bana moment rate'ini atabilir mi? Bir hatırladığım kadarıyla hepinizinki 9 sadece, Kevin'inki 7 diye hatırlıyorum. Doğru mudur? Benim 9 ise 4.5 artık. Senin artık 4 Emily. Emily 4. Diğerleri şey Kevin 7, 9. Arthur ve Ryan'ın 9. Şimdi herkes bir constitution atabilir mi? Aha! Hadi. Oha! Hadi, hadi. Çok ilginç bir şey oldu. Evet, buna luck basabilirsiniz doğru. Tamam. Ben basmam. Tövbe. Şimdi şöyle. Emily Extreme attığı için artı 1 kazandı. Emily'nin 4.5'u biz üste, alta yuvarlıyoruz normalde. 4, 5 oldu. Normal success hiçbir şey kazandırmıyor. Fail atan eksi 1 alıyor. Yani Arthur'un 8 oldu. Bir yazayım bunları. BM kaçıncı çalışıyor? Normal success hiç değiştirmiyor. Ryan hala 9. Success eksi getirmiyor dedik ama artı da getirmiyor. Kevin'in ikisi de 0 olduğu için Kevin'in ikisi de 7'de kalıyor. Yanlış ben oldu. Kevin'in 7. Zorla success yapmış. Ha, zorla success. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bu Gulyaban dediğimiz arkadaşların puanı, yani moment rate'leri 7. Şimdi şöyle ki, bizim şu an aramızdaki taban kişi Emily. Şimdi Emily'nin her round bir tane hareket hakkı var. Bunda hareket de edebilir, saldırı da bilir. Bunun üzerine her şeyi artı bir gibi düşünebilirsiniz. Yani mesela Kevin'in iki hakkı var. Ya iki birim hareket edebilir, ya da bir birim hareket edip bir birim herhangi bir aktivitede bulunabilir. Bu böyle böyle artıyor. Mesela Ryan'ın falan bayağı bir aktivite şansı var. Gull'ların kaç demiştim size az önce? De. Sayfayı değiştirdim. Heh, 7. Gull da 7, onu da yazayım. Onların da 2. Şu an durum böyle. Gull'ları da temsilen şu ölü arkadaşımızı kullanacağız. Onların da başlangıç yeri şurası. Şimdi dexterity'lerinizi söyleyin. Ona göre şey sırası başlıyor çünkü. Dex 40. 50. 80. 60. O zaman 5, Arthur, 5. Arthur, Ryan, Kevin, Emily değil mi? Yok pardon. Arthur, Ryan, Emily, Kevin. Yok benim 65. Bizim herkese laser beam'in olması lazım. Ne olur ne olmaz. Evet, ben de yok. Onlara vermiştik ki. Evet, şu an Arthur'da sıra. Ne yapıyorsun Arthur'cum? Evet, şimdi. Abi. 3 hamlem var. 3 hamle hakkım var. Pardon, 4. 4 oluyor değil mi? Evet, Emil'in 1 kabul ediyorsak senin 4 var. Evet. Ben sıkıyorum bunları 2 tane. Abi bir tanesinin böyle yere doğru kapaklandığını görüyorsun ama diğerleri hala üstüne geliyor. İki hamle hakkın daha var. Bir tane daha sıkıyorum. Yerdeki galiba son nefesini verdi çünkü hareketsiz bir şekilde yatıyor ama bunu gördükleri için çok daha kızgın bir şekilde geliyorlar. Sonra kaçıyorum ben.
Tam sayamadınız ama ondan fazla ver. Sıra Ryan'da. Şu an bu arada diziliş şeyimiz nasıl yani kim ne tarafta? Ha. O zaman şu kafes mi ne bunlar tam olarak abi anlayamadım. Bunlar kafes değil abi, bunlar kazı aletleri vesaire. Ama tabii ki kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Peki şu şeyler masa mı ne? Evet masa. Ha. Abi Emily'yi ilk baş şey yapacağım, kolundan tutup çekeceğim bu tarafa doğru, şu tarafa doğru. Evet. Ondan sonra masayı onların yolunu kapatacak şekilde çekeceğim. Bunun için önce Emin'in yanına bir hamle atman lazım. Tam 3 hamle mi olursa şu an yapabiliyor muyum o zaman? Aynen. Yanına gittin. Bir hamle senin olduğun yere çekebilirsin Emin'i. Şu an olduğun yere. Okay. Böyle. Hmm. Şimdi bir hamlen daha var cebinde. Okey, o zaman bir de masayı hatta çekeceğim. Hatta senin 2 hamlen var. Senin bay hamlen var abi daha. 3 hamlen var senin. Oo, o zaman biraz daha geri çekeceğim. Öncelikle. Tamam, bir kere daha çekebilirsin, evet. Şu an bir hamlen kaldı. Okey, o zaman bir de masayı çekeyim. Masayı önlerine çekiyorsun değil mi? Hı. Tamam. Şimdi sıra kimde oluyor? Emily'de. Abi ben sırtımdaki çantayı çıkarıp Kevin vur deyip hani önlerine atıyorum. Yani bu patlarsa onların içinden geçer. Ve kaçın. Tamam. Şu an sadece şey attın ama Kevin'a verdin değil mi? Yok çantayı fırlattım önlerine. Ha, şuradan anladım, çıkacaklar tamam, ya. Sadece fırlat. Allah o ekber çantasını şuraya bıraktı. Tamam. Şimdi sırada Kevin. Evet abi. Bu yaratıklar çantanın üzerinde bir yerde mi şu an yoksa? Çanta önlerinde öyle boş boş duruyor. Arkasındalar şu an. Henüz hamle yapmadılar. Çanta şu tarafta çünkü. Abi, RD action alabiliyor mu? Bunlar ne? Çantayı gelince sıkmak için. Tabii ki verebilirsin. Ama onu en son hakkın olarak alabilirsin. Yani son action'ım olacak. Onun dışında iki action daha var. Abi lazeri sıksam birkaç tanesini deneme şansı var. Fazla yakınlarsan falan. Deneyebilirsin tabii ki iki saldırı yapabilirsin şu anda lazerle. Laser beam. Lan. Hadi lan. Aa. Neyse Allah'tan abi önünde kimse yok diyeceğim de 3 kişiyiz. Abi fumble. Ah, oops I missed. Bir ne bam diye ikiye bölerdi. Çok manyakça bir şey deneyecektim de yok. Bir tane daha saldırmayacak. Oooo. Saldırdım bir tane daha. Kim öldü? Abi bu fumble'dan şey çıkarmak için şey yapabiliyor mu? Luck falan kullanabiliyor mu? Abi fumble'dan çıkarmak için luck basılmıyor değil mi? Abi yok ha asla. Abi şöyle bir şey oluyor. Sen abi Sam silah sıkarken bir anda Emily sana bağırmıştı ya sen ona kafan giriyor ve bir anda silah sıkmayı bırakmadan çok da usta olduğun bir silah değil Emily'ye bir sıkıyorsun abi. Emily'nin böyle direkt omuzundan geçiyor. Emily abi D6 hasar alıyor. D6'yı öldüm evet. Ama bakayım. Senin ellerine bırakmak istiyorum. Emily dodge'layamıyor mu onu? Şu an fumble'ı dodge'layamaz. Emily'den soğuk derler. Emily'nin canı var mı? Kevin'cim sen D6'ını atar mısın? İyi ki. Oh. Senin amına koydum bu session bittikten sonra. Ya ben gibi buraydım. Bu amına diye bekliyordum bu arada önümde ya. Sana Kevin reklamları bekliyor. Entra basmaya elim gitmedi ya. Evet abi bu arada Julio şey ready action alıyor musun bu arada şey olarak? Handgun'ımı rediliyorum. Çantayı handgun'la patlatırım herhalde. Tamam abi. Abi bunlar gulyabanlar üstünüze doğru atlayacak gibi oluyorlar. Sen o anda tam çantayı bir sıkıyorsun abi. Bir anda bayağı bir kuvvetli bir patlama oluyor. Bilin mağaranın tepesi uçuyor böyle hani ay görünüyor tepede şeyler. Ve abi gulyabanların hepsi yerlerde ama o sırada mağaranın tepesinden 30 tane gözün daha böyle size doğru 40 gözlerle baktığını görüyorsunuz ve hepsi mağaradan aşağı atlayıp yani şuradan
peşinize düşmüş durumdalar. Kapanmadı mı ya patlamadan ötürü? Şuraya kadar geliyorlar. Şimdi sıra tekrardan başla. Bir dakika, o kadar şey patladı orada, nasıl çökmedi orası? Ana normadına. Çöktü işte, yukarıdan çöktü. Abi. Yukarıdan çökünce siz ayı bile görebilir oldunuz, o kadar derin bir patlama ay, oldu yani. Ay, o tıkanmadı yani, fuck. Lawrence baygın mı? Lawrence baygın abi. Bir, iki, Lawrence'ı tutup şuraya beraber çekmek istiyorum. İki aksiyonumu alıyorum. Yo bir. Ha birlikte gidiyorsun. Yo sadece onu çekeceksen bir aksiyon yeterli oraya. Shit ama Lawrence da onunla beraber kendimi de çekeceğim. Tamam, iki aksiyon. İki aksiyon değil mi? Evet. Tamam, şöyleyiz o zaman. İkimiz üst üste. Evet. Evet. Dört aksiyon harcadım. Bir, iki, üç, dört. Dört harcadım. Aynen. Buraya kadar geldim ben. Senin bu kadardı zaten aksiyon. Diğer arkadaşa geçiyoruz, Ray. Abi, ben yine Emily'yi bir geriye alacağım. Kendimle beraber. Kucaklayıp götürsene mi? Ben şu an yürüyebilecek durumda değilim çünkü iki canım falan var. Ya aynısını Kemal'a da yapmayı düşünüyorum eğer yeterse. O yüzden muhtemelen... Lan! Dynamite. Abi, benim çantada o da vardı. Emily'yi sacrifice edin. Benim çantada o da vardı. Bayağı büyük bir patlama olmuş olması lazım. Çok büyük bir patlama oldu abi. Ortamın amına koyduk, ben biraz daha koyacağım. Size damage mi yansıtayım ya, onu istiyorsun? Yok abi ya, açıklara yansıtayım. Tamam, evet. Ryan ne yapıyorsun abi? Abi, Emily'yi bir geliktireceğim. Drafa. Hayır. Evet, bir hamle. Tamam. Aynısını Kevin'a da yapayım, ondan sonra kendim de geri çekileyim. Tamam. 5 hamlen falan var ya, sen oynayabiliyor musun? Oo. Şu an 3 harcadın, bir hamlede sen çekilirsen. Kaç hamlen var burada toplamda? Şu an 2 harcadın, 3 elinde. Oo. O zaman ben de bir daha çekileceğim şuraya. 2 kaldı. Abi valla hiç sıkmayı denemeyeceğim. Önlerine yiyebileceğim bir şey var mı etrafımda? Yandaki masa var. Onu zaten çekmiştin. Bir de şu yan tarafta o hani dediniz ya zindan şeyi gibi. Hı-hı. Kafes gibi orada hani bir şey var, koysan belki zorlanırlar biraz da şey. Bunu yine ben arkadaşlarım bir daha şey yapacağım ya, uzaklaştıracağım. Emily ile yani dümdüz itmene gerek yok, yanına da çekebilirsin yani şu an. Çapraz atabilirsin. Yine bir kare sayılıyor. Aynen, çapraz bir kare. O zaman ona bu tarafa çekeceğim, kendim de buraya geleceğim. Tamamdır. Şimdi sıra kimde? Gidiyordun ya. Şuraya. Ben burada mıyım? Yok, sen bir sağımdasın burada. Abi ben yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani sağ omzum gitti, sağ bacak GG. Ben... Yani bir hakkımı böyle gitmekle kullanacağım mecburen. Evet. Sıra şeyde. Kevin'de. Anyway, I started dynamiting. 6 tane dinamitim var abi. Bir tanesini atıyorum bir hamleyle. Yakıp atıyorum tabii, direkt değil, manyak değilim. Hı. Atıyorum abi, trolling mi atmam lazım? Atmana gerek yok. Üzerlerine fırlatıyorsun ve kuvvetli bir patlama oluyor. Bir kısmı yere patlıyor ama hepsi değil kesinlikle. Abi, yere patlayanlar insana geri dönüşüyor mu bu arada? Hayır. Patlıyorlar ve patladıktan sonra onları çiğneye çiğneye diğerleri üstünden koşmaya devam ediyorlar. Yani patladıklarımız ya da öldüğünüz düşündüklerimiz insan oluyor mu? Ona bir bakacak mı? Hayır, olmuyor. Ölmemiş olabilirler. Dikkatli olun, bir tane daha dinamit atıyor. Patlamalar devam ediyor abi. Bayağı bir şey zayiat veriyorlar yani. Benim hamle hakkım kaçtı? 3. Bir tane daha. Tamam abi. Bayağı patlamalar oldu yani, yarı yarıya neredeyse şey yaptın yani, harcadın bunları. Benim de dinamitler yarıya indi zaten. Sıra tekrar Ryan'da. Ben de galiba artık. Pardon. Ha, evet.
Şimdi ben bu adamla beraber ilerleyince 1 puan mı yiyorum, 2 puan mı? Birlikte 2 puan. Ama şöyle bir şey var abi. Tamam, 2 puan. Tamam. 1, 2. Böyle geliyorum. İçe. Şuna takma harcını şu an. Aynen. 2 tamam. Birim ilerledim. Sıra Ryan'da oldu. Goğullar ilerliyor mu? Ha pardon, özür diliyorum. Onu unuttum. Abi bunları kalanlar abi. Geri tepti mi abi ya? Hiç geri tepmedi mi dinamit bu kadar şey yüzünden? Tabii ki teptiler ama şey diyor, ölenlerin üzerine basa basa devam ediyorlar. Pek korku morku yok yani. Oha. Abi 1, 2, 3. İçine girdi be. Böyle abi şu an durum. Kaç kıl bu oyun? Bak ya. Abi Kevin'i tutup şu defaları götüreceğim. Yani çapraz atıyorsun varsayıyorum. Hamlelerini ha evet. 4 kaldı. Okey, ben de bu tarafa gelip bir de ikisini de bir daha şey yapacağım. Geri. Nereye itiyorsan it onları. Şeyde bir alta. Emily'yi de bir alta. Ha aynen çapraza. Şu an bitti mi? Bir hamlen daha var. Ben de geleyim bari. Tamamdır. Şimdi kimde? Kevin'da mıyız? Yok pardon, Emily'deyiz. Yes! Emily büyük bir oyun değiştirici hamle yaptı. Sıra Kevin'da. Ne? Abi, anyway, I started Dynamite'in again. Nereden ne kadar kaldı? Abi şöyle, daha az sayıdalar ama bu yüzden daha ayrılar. Yani şu an attığım bir dinamit hepsini birden patlatmayabilir yani. Yani ben burada tek bir şey gösteriyorum ama genel onları bir hat gibi düşünebilirsiniz yana doğru. Hani sayıları 10'un altına indi mi mesela? Hayır. Yani bir 10'dan fazla var hala. Söyle 15'te kapadın. Dinamit! Tamam, kaç dinamit atacaksın? Kaç hakkında? Abi. Hani sayıları 10'un altına inene kadar atacağım. Ne kadar atmam lazım? Ya 3'ünü de atman gerekir muhtemelen. 3 hakkı da. Abi 3'ünü de atıyorum. Abi baya patlamalar oluyor ama hani gulların gözünde korku diye bir şey yok ve tamamen birbirlerine eze eze az sayıda olmalarına rağmen dağılmış bir şekilde üstünüze doğru geliyorlar. Abi gullar hareket ediyor. 2 hamle yanınıza geliyor. Ve Ryan'a abi bakıyorsun. O gullar böyle üstünüze doğru şey yaparken o en üstten kayarak gelen bir tane gulun pençesi direkt suratını kesiyor abi. Yediğin damage'i şimdi atacağım. Daha sonra yemediğini önce dodge atman lazım. Dodge'la. Siz kamol dalcısısınız, yaparsınız. Hadi. Bas lakını, bas. Lak atılıyor mu buna? Atılmıyor diye biliyorum ama. Fight'a atamıyorsunuz. Nasıl ya? Gerçi doge atarsın doge ya, şey ya atamıyorsun, silahı atamıyorsun. Aynen. Fumble'layınca atamıyordun. Kaç oluyor? 40 mı oluyor? Bas! 30 basman gerekiyor. 30 basman gerekiyor. 30. Abi valla bastım gitti ya. Abi böyle üstten gelen bir tane gul tam böyle tırnaklarıyla seni şey yapacak. O anda bir geri kaçıyorsun böyle. Ama üstünüze doğru böyle yıkıla yıkıla geliyorlar World War Z'deki gibi. Sıra tekrardan Arthur'da. World War Z'ye döndü, tamam. Bu adam da olmayacak. Adamı bırakıyorum burada. Hatta şöyle bir adım geri çekiliyorum. Adam baygın zaten. Kafasına sıkıyorum bir mermi. Dur. Geçiliyorum kafasına. Kime sıktı? Tamam evet. Kaç? 2 harcadık. 2 puanla da şöyle kaçayım. Hatta dur bir dakika. 2 puanla kaçmayayım da. 1 puanla buraya, 1 puanla da Emily'yi şuraya getireyim. Abi şöyle oluyor ki bana onu yapabilmen için bir dexterity at, şey strength atman gerekiyor. İçin. Beni getirmesi için mi? Evet abi, çünkü şurada gelirken sizin bırakmış olduğunuz birikintiler vardı. Çamur birikintileri ve ayağınızın kaymaması için. Oo, neler oluyor? Fumble'lar. Abi şöyle oluyor. Sen Emily'yi yanına doğru çekerken abi bir anda ayağın kayıyor ve Emily'yi yere güm diye yapıştırmış oluyorsun abi. Bir canımız kaldı ya da öldük. Emily abi D3 atıyor. Kaç damage yediğini öğrenmek için. Abi düştüğü için o kadar yiyorsa
Abi şu an direkt bacağının üzerine düştü zaten. Aa, o yüzden ölüyor, doğru. Emily bildiği duaları, evet. Duaları ediyor sanırım şu an. Ne oldu abi, ne kaçırdın? Abi Emily ölüyor ya, klasik. Emily bacağımın duaları... üstüne düşmemek için dodge'umu kullanma şansın var mı? Şimdi fumble olduğu için bu zaten sizin hani öngörebildiğiniz, reaksiyon verebildiğiniz bir şey değil. Yine mi fumble? Hani fumble'ın sonucu kesin ya. Yep. Ama şunu da söyleyeyim, sıfıra düşmek canın ölmek demek değil yani, onu söyleyebilirim. Aa! Abi şu an Emil abi şey, önce bir constitution atar mısın? Abi bayılırsa sırtımı alacağım ya. Bizde fumble'ı. Ah, fumble değil en azından. Abi. Bunlara lak basılıyor muydu? Şimdi abi bak, yok basılamaz. Aşk şey, constitution ama evet. Yok buna da basamazsın da şey bayılıyorsun abi. Acıdan bayıldın şu anda. Emily yanınızda bayıldı. Canı şu an sıfır. Emily'nin acil bu round içerisinde first aid alması lazım. Yoksa vefat edecek. I see. My time has come. Arthur öldürdü ama ne? Ve sıra Ryan'a geçiyor. Şey ne yaptı ya Arthur? Kafamı yere... Arthur taşırken Emily'yi düşürdüğü yere RKO gibi bir şey çarptı. Müthiş. Neyse. O zaman Kevin'a hemen yanlış ekleyeceğim. Ya. Evet. Lawrence artık yok, öldü. Ha iyi olsun, zaten o şeydi. Guldu. Ya, kafasına sıkıldı. Kafasına sıkıldı. Ha. Evet, o kadar sıkılacak guldlar varken ona sıkıldı. Müthiş. Yep. Abi Emily'nin yanına çekeceğim şeyi, Kevin'ın. Niye? Ben de kendimi nereye alayım? Şu şeyin yanına alayım. 3 hamlen daha var. Hadi alalım abi buradan. Hakikaten ya, cesedi. Devam. Cesedden çok... Ha. Tamamdır. Sen öl. Şartlıyım artık. Abi... Bir de... Şey yapacağım. Kaç kaldı demiştin? 3. Hepsini birden geri çekme ihtimalin var mı? Var ama bütün şeyini harcarsın. Yani hepsini değil, sadece ikisini. Yani Emily ve Kevin'i itebilirsin. Ve kendin de onların yanına gelebilirsin. Onun yerine Arthur'u da itebilir miyim? Kendimi gelmek yerine. Arthur'a yok, itemezsin şu an. Ha. Tamam abi, o zaman Kevin'la ki Emily'yi iteceğim. Kendim de şey yapacağım. Bir nevi bait olarak pompalımı çektim. Birine sıkacağım. Bizi iteceğim galiba. Tamam, pompalıyı atabilirsin zar olarak. Okay. Şu an kalmadı değil mi? Kalmadı. Pompalı. Sadece pompalıya kaldı ya. Okay. World War Z geliyor. 2-3 tanesini indirirsin, ben sana inanıyorum. Abi en yakındakine sıktın ama üstü arkadan geliyorlar. Sıra Ryan'dan sonra bunlar... Emil de diyeceğim. Emily'yi boş geçiyoruz. Kevin bu sıra sende. Abi bu arada Kevin'a geçmeden ben bir şey sorma ihtimali var mı? Efendim? Şey diyecektim, bununla sanırım roundda iki kere sıkılıyor, öyle bir şey yapmam mümkün mü diyecektim de. Anla sıkılıyor evet abi. Bir defa sıkabilirsin ama, evet sıkabilirsiniz, o şey olmuyor mu, quick shot olmuyor mu? Şarjör bitiyor. Bilmiyorum, quick shot oluyor aynen. Attacks 1 or 2 diyor. Aynen, sıkabiliyor abi, quick shot yerine geçmiyor. İki kere sıkabiliyor. Ama onun şeyi var abi, iki defa sıkmanın bir mantığı var onun yani şey... Hani bir defa sıkmayı tercih etmek ya da iki defa sıkmak değil, ikinciyi şeyle atması lazım artık, dezavantajı. Sadece ikinciyi yani dezavantajı iki dezavantajı da atabilirsin, direkt düz de atabilirsin yani. Ha, o zaman bu sayılmaz mı onu atarsan? Yani bu sayılmaz evet. O zaman tamam ya, atmayayım. Sen abi sağlam bir sıktın abi, hani damage attırmıyorum çünkü zaten direkt bu mesafeden önündekini direkt paramparça ettin şartkanla. Ama gelmeye devam ediyorlar arkanızdan bağıra bağıra ve bayağı sinirlenmiş görünüyorlar. Evet adamların... Sıra Kevin'de.
Yanlış şuraya gittim, bir first aid atacağım. Onun için önce bir strength atıyorsun. STR mi atıyorum lan? Ana. Aa doğru. Evet, STR mi? Ben de attım. Kaymadan geçiyorsun, sonrasında yardımcı oluyorsun. Şu an Emily artı bir can kazandı. Ama şimdi şöyle arkadaşlar, Emily artı bir can kazandı. Ha böyle yarı baygın gibi, sizinle hafif konuşabilir. Ama bir saat içerisinde medikal bir şey yardımda bulunmanız lazım. Yani medicine atılması lazım bir saat içerisinde. Ya bir saatse sıkıntı yok. Hadi buradan çıkarız, onu hallederiz. Ryan kafana ey. Tamam. Ne diyeyim yani? I start amazing. Abi bayağı deliyorsun abi oradakileri. Ama hala gelmeye devam ediyor. Kaldılar abi, sayılarını bir söylesene sen tam bize. Abi şu anda bu patlamalar artık hani bayağı bir gerçekten kül ettiniz yani. Biraz Indiana Jones gibi oldu. Çok, çok çok az sayıda kaldı abi. Gerçekten bir 5-6 tane falan. Biz 5 değil. Normal sayılara düştüm. Sıra zannediyorum gulyabanilerde. Take me abi, bitch. Abi bir hamle geliyor ve daha sonra iki tane şey yapıyor böyle. Claw yani direkt parmaklarıyla saldırıyor. Bana dodge mı atıyorsun, geri saldırı mı yapıyorsun? Çok güzel. Shotgun var. Abi mantıken elinde shotgun olan biri vurdu mu o claw'ını atmaması lazım. Geri sekecek çünkü. Öyle bir şey oluyor mu? Üstüne doğru atlamıyor mu? Atlamıyor. Şu an uzaktan böyle pençesiyle savuruyor yüzüne. Oha kaç metre bu yaratık? Bizden uzun. Ne? İyi tabi. Fuck you gulyabani. Abi şey şimdi şu bu mesafede hani geri saldırı derken o sana saldırıyor ya, sen de brawl atabilirsin. Ha yani, ha ha. Okay, ya, okay. Ya da dodge atacaksın. O zaman dodge atayım ya, hiç karışmayayım. O zaman dodge atayım. Yüksek olan at. Bir saniye. Ölürken Emily yüksek alanı attı. Yok abi yüksek olanı atmadım ama yine de tuttu. Abi böyle şey yapıyor, saldırıyor abi ama ikisi de birden boşa geçiyor. Resmen böyle Ryan şu anda Matrix filminden fırlamış gibi. İkisinde de hoşuluyor. Ve sıra Arthur'da. Ben çekiyorum nevvaliyi. İki tane sıkmıştım önceden. Dört nevvali kaldı. 4 turda bunu açıyorum. Bir sıkıyorum ona, bir sıkıyorum ona. Buna koyayım. Bir sıkıyorum ona. Buna koyayım. Abi Arthur var mı? Yok değil mi? Abi Arthur böyle şey yapıyor. Bir Emil'in kafatasının yanına sıkıyor abi. Bir gidiyor böyle kolunun yanına sıkıyor. Bir gidiyor böyle tam böyle vajinasının olması gereken aşağısına sıkıyor böyle. Hani 3 ayrıları böyle ta 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 diye sıkıyor. Hepinizin böyle hani ağzına geliyor yani ortalık. Sadece bir tanesini sıkmayı başarıyor. O da koluna geliyor bu. Bu nasıl şanslar? Arthur senin ağzını sıkıyor. Abi 75 tane, 3 tane fail be ya. Relight'ı bu olduğu için daha da üzülüyorum. Abi tumble bari... yok en azından, ona şükür. Sıra Ryan'a geçiyor. Kevin? Kevin hayır, unutuldu. Ben en son. Ryan'da önce. Ha ha. Okay. Ben The Last Time'a en son başlıyorum. Peki o zaman... sıktıktan sonra geri çekilsem oluyor değil mi? Evet. Tamam. Aynı anda sıka sıka da geri çekilebilirsin. Sadece dezavantajlı atarsın. Yok ben sıkayım. Attım bir tane. Ondan sonra... bu bir avantajlı değil mi? Bende de 5 var. Evet. Şimdi dur, hesaplama time. 5 tane mi var dedik size? 5 var ya. Küre'ye geçsem 2 gidiyor o zaman. Karesine göre, değil mi? 2 gidiyor herhalde. Nasıl? Buradaydım. Buraya geçersem 2 gidiyor. Evet. Tamam, 2 tane kaldı. Onunla da abim... Ne yapayım? Çok güzel soru. Arthur... Önce bir strength at da bakalım ne oluyor. Ha ha ha, okey. Belki düşer birini öldürürsün. Hayır. Herkes biliyor. Düşüp ölmez abi bu adam. Kocaman adam. Abi sen bir yere düşüyorsun abi.
Ha, kullanıyor musun ben? Kullanabiliyor muyum? Kullanabilir. Tamam, kullanayım. Niye kullanamadın? Hayatta kalmayı başarıyorsun abi. Abi sen kullanamadın çünkü sende değildi sıra, Arthur'daydı. Diğerlerine sıkıntı gelir değil mi? Bayağı bu bir şey olursa. Bu şu anda sadece sana olur, fumble olmadığın müddetçe. Ha tamam, o zaman kullanmayayım ya. Sen sadece şu an yere düşüyorsun, bir hamle hakkın gitmiş oluyor. Şu an yerdesin, bir hamlen var. Kayması yok mu peki? Tabii tabii, düşerken bile damage yiyorsun D3 kadar, o da var. Ha tamam. D3 mü? Bence ben bir öne de kaydır sen karakter. Tamam, kaymışsındır ya. Sen, ben sana tamam, inanıyorum. Çok yemedim. Güzel bir şey olmadı. Bir tane de şeyim var şu an. Bir tane kaldı. Şu an yukarıya takılıyoruz da iyi sayıları bayağı azaldı. Baştaki 50'den. Şu an kimi geri çekebilirim? Kimi kurtarabilirim? Emily'yi yapamazsın, diğer ikisini yapabilirsin. Konuşmak serbestti zaten. Herhangi bir şey diyebilirim bir karaktere. Okey. O zaman bağıracağım, diyeceğim. Yerde yatarken it. Arthur yerde mi şu an? Arthur yerde mi? Arthur da sen yerdesin abi. Emine zaten ölüyor. Ben hayatım. Haydi. Elinin tersiyle itiyor yani şu an. Arthur, Emily sırtla deyip ondan sonra ben bir tane daha sıkacağım ya. Yapacak bir şey yok çünkü. Sık abi. Fuck you. Boşa sıkıyorsun abi. Şu an son kaldı. En son 5 demiştim miydik? 4 mü dedik? Ne dedik? 5'ti. Birini yaraladı. 4 kaldı diye hatırlıyorum. Ben pardon, 5 tane var, biri yaralı şu. Luck buna harcanıyor muydu? Yaralıyı şey harcan vurdu ya. Bizim Arthur vurdu, bu da shotgun'la biriyle birine vurdu, hard success'ı. Ha tamam, 4 doğru. O zaman 3.5. Şu an 4, sıra kime geçiyor Ryan'dan sonra? Bana geliyor. Abi dua edip geliyorum bir saniye. Quick update al. Quick update alıyorum. Dur ya, ben de açayım o siteyi. Şu an kime yarayacak? Mağara resmini zonluyorum abi. Tamam. Abi yine sen de abi yerden taraya taraya şey böyle ışınla Emin'in dibinden geçiyorsun. Emin'in etrafı şu an böyle çember oluşturuyor. Niye herkes beni hedef alıyor? Ben ne yaptım? Oyun başı. Emin'i yakayım duruyor. Emin'in etrafını şey yapıyor. Kazıyarak. Neyse lakım yetmiyor, devam. En ne oldu bu? Evet. Piyo. Normal silahın sık sonu. Abi gul yabani geliyor. Bir hamle yapıyor ve Ryan'ın üstüne çullanıyor bu sefer. Ryan dodge atıyor musun? Dişleriyle üstüne doğru çullandı şu an. Çok güzel. Atacağım. Yes. Abi şöyle oluyor. Dişlerini buna rağmen bastırıyor. Tam olarak böyle boynunun oraya doğru, tam şu köprücük kemiğinin üstüne doğru basıyor. Vuracağı damage şu an şey yapıyor. Ha, iyi bari. Ölmektense yaralanacağım güzel. Abi 4 hasar yiyorsun. Tam böyle boynuna dişlerini sokmuş durumda. Oo, fuck you Gulliver. Ne yaptın sen? Bastırıyor abi. Onun sevgi gösterisi öyle. Evet, sıra kimde? Fırlandı abi. Arthur'da. Benden bir değiştirebilir miyim bir round acı? Evet. Değiştiriyorum sonra. Sıkıyorum 3 tane diğer kalan 3 şeyle. Abi sen abi o zaten hasarlı olana sıkıyorsun, o da yere doğru yıkılıyor. Sonra bir tane daha hiç hasar almamış olanı da tam böyle dişlerin arasından sıkıyorsun, o da yere düşüyor. Şu an sadece 2 tane kaldı abi. Biri zaten Ryan'ı yiyor. Şu an Ryan'ın tepesindeki kaldı, bir de onun arkasında bir tane daha var. Sıra Ryan'da. Ryan. Sıram atlamıyor mu? Okey, müthiş. Hadi Emily ölmekle meşgul zaten. O zaman yapıştırdım bir tane. Shit. Bir dakika. Luck basılıyor mu demiştin? Hayır, saldırıya luck basılıyor. Hayır. O zaman reloadlayıp bir tane daha sıkacağım. Tamam. Yes.
Hala iki tane var. Şu an yerdeyim ya, ayağa kalkmak bir şey harcıyor mu? Evet, bir. O zaman ayağa kalkıp geri çekileceğim. Abi şöyle diyeyim, o dibindekini paramparça ettin. Tamam, ağzına sıktın böyle pompalıyı sokup paramparça oldu. Beyni sadece bir tanesi kaldı. Bir tane mi kaldı? Aa tamam, evet. tamam bir tane kaldı. Neyse. Tamam. Abi 3 hamlem var değil mi? Yanlış hasarını atayım bunu ayrı. Diğerlerini kombattan atacağım. Of, fumble'lan buldum. Yürüme lan. Hasarını da at diğerini. Hasar da aldı. Bir tane hasar yolda. 1d8. 2. Abi tıklıyorsun ama gözlerinde çok ciddi bir şekilde böyle hırsla üstünüze doğru gelmeye devam ediyor ve sıra onda. Şu an bir tane kaldı mı? Abi ve o kalan abi tekrardan senin o dişlerini batırmış oldukları noktaya doğru geliyor ve atlıyor. Ne yapıyorsun? Doğuş mu? Bana mı? Sıkarsam ben o damage'i yememiş mi oluyorum? Ya şimdi şöyle sıkamazsın zaten şu anda. Yani adam sana saldırıyor. Ya bunu doğuşlayabilirsin ya da mesela sana yumruk atan bir adama sen de karşı yumruk atabilirsin. Ama sana yumruk atan çıkarıp kafasına sıktım olmuyor. Vermin yok. Yani brawl mu atabilir ona karşı? Ya, ya brawl atacaksın ya doğuş atacaksın. Doğuş atmak niye daha iyi? Çünkü eşit kaldığınızda doğuş atan kazanır. Eğer brawl atarsan, ikiniz aynı derecede success yaparsan o kazanır. Quick up dodge. Ay dur evet, bir saniye hemen. Dodge'da bir de hard success civarı atman lazım. Haleluya landık hemen. Dodge attım ya. Abi tam böyle dişlerini şey yapacağı anda abi doğuşlamak da değil. Doğuşluyorsun ve kafasına bir tane koyuyorsun abi. Yere doğru böyle resmen elinle kafasını eziyorsun. Paramparça ediyorsun böyle. Yerde son gulyabani de yatıyor ve bir anda önünüzde tam anlamıyla bir gulyabani ordusu dışarıda yağmur yağmaya devam ediyor delirmiş bir şekilde ve siz yerde yatmış Lawrence'ın ölü bedeni ve artık gulyabani'den normal insana dönüşmüş Eloise'in bedenini görünce hepiniz bana bir sanity zarı atıyorsunuz. Verebiliyor muyum? Ben bayılıyorum. Çıkalım sen şuradan. Değil. Sen atmıyorsun Emily. Oley. Diğerleri sanity yolluyor. Fail. Cool. Fail'layanlar tabii intelligence atıyor her zamanki gibi. Intelligence'ı fail'lamak mı iyiydi? Fail. Kevin şov yapıyor. Ne güzel. Şimdi öncelikle fail'layanlar D6 yiyor, success eksi 1 yiyor sadece. Sanity'de fail'layanlar mı? Evet. Siz intelligence'ı success'leyenler sizlere bir şeyler gelecek daha sonrasında. Unutmayacağım yani sizlerin bu yaşını. Onu bir dahaki oyun başına. D6. Ryan ve Kevin. 19 sanity. 41 sanity. Bir şey diyeceğim, benim canım yarıya düşmüş. Tek atakta düştüğü için veya şey olduğu için bir şey oluyor mu? Major wound diyorsun. Eğer bir saldırıda bir yarıdan fazla canını, yarıya eşitten yok. Fazla canını... Bir atakta değil ama 2-3 atakta mı ne oldu sanırım? 2 atakta mı ne? Yok 2-3 ise hiçbir sorun yok. Bir atakta mı? Ha, okey tamam. Abi şimdi biz şu anda... 50 civarı ghoul mu öldürdük? Evet abi anasını siktiniz diyebiliriz aslında. 50 civar. Vay anlar böyle. Abi şu an ayık var mı ya? Ayık olan. Emily Biden, diğer herkes kendinde. Sadece Ryan ve Kevin aşırı derecede kafayı sıyırmış durumdasınız. Şu an korkuyorsunuz yani. Omzum yok bir de. Ama tek ya, delirmediniz ya. 5'in üstü olsa deliriyorsunuz bildiğiniz. Şu dönüşmemişlere, insana geri dönüşmeyenler ne olur ne olmaz sıkın da. Ben de Emily ile ilgileneyim. Abi artık sessiz sakin ortamsa ben Emily'yi daha sterilimsiz bir ortama taşıyacağım. Müdahale etmeden önce. Öyle bir yer var mı yakında abi? Yani yakında pek bir steril ortam yok ama mağaranın içi yani pislik oldu. Tuk olarak yağmur yağıyor, yatır masaya. Yatır masaya. Ryan usta iyi misin? Neyse. Bunu masaya yatırıyorum. Yavaş yavaş yani azıcık şey. Şu yaralarıma bakar mısın? O Madison success gelmezse çok fena sikiş başlayacak haberiniz olsun. Bakayım dayı.
İki lag. Ben bir lag basarım buna. Arthur, Kevin. Kevin. Abi o zaman şöyle yapalım. Arthur'dan artı 1, Kevin'dan artı D3 kadar. Kevin sen de D3'ünü at. Bunlar kadar canın iyileşiyor. Şu an bayağı bir stabilizesin yani şu an tamamsın yani. Bir gece dinlersen kendine gelirsin. Arthur şeyi bana attı. Aynen bana attı. Ben Ryan'ı attım. O zaman ben tamam Ryan'ı attı. Verseydin düzeltmiştim ya. İkinci adam var abi. Evet arkadaşlar. Şey kendine geldi ama yani. Emily şu an tamam. Hani hala biraz baygın, yarı baygın gibi. Ama bir gece dinlenirse kendine gelecek. Sana dinlenecek bir yer bulmamız lazım da. Bu kasabadan acilen gitmemiz lazım. Bu arada şey burada böyle takılıyorsunuz değil mi mağarada hani az önce kullardan 50 tanesini öldürdüğünüz yerde? Çıkalım buradan. Şu an çıkacağız işte. Çıkacağız abi. Kafayı mı yedik ben buradan? Ben yürüyemem. Tamam. Sen emniyet var mı? Ben kucaklayabilirim. Tamam. Ben ayaklardan şu... tutayım istersen. Seraya benzeyen bir bacağı kaldırırım onda sıkıntı yok da. Tamam. Yok görmüyorsunuz. Yok bacağı kırıldı ya abi. Şimdi sen öyle kaldırırsan. Ben... Siz Emily'yi arabaya taşıyın ben bir selam. Hala bunu vardı mı diye bakıp geldim. Burada tek durman iyi olduğunu düşünmüyorum Kevin. Ne yapıyorsun Kevin gel amına koyayım. Şuraya bakıyorum abi. Beni iyi tut. Kevin orada bir şey yok ama sen oraya gittiğinde şunu duyuyorsun ki biraz uzaklardan çok aslında. Uzaklardan hatta bayağı böyle hiddetli ve böyle nefret dolu ulumalar seslerinin gittikçe arttığını duyuyorsun. Buraya doğru bir şeyler yaklaşıyor. Çıksak yok ya. Kaçıyoruz. Hadi seri arabaya gidelim. Çok geliyorlar. Yürüyün. Tamam. Hadi. Tamamdır. Hadi direkt biz arabaya uçurun. Emily'yi sırtladık abi gidiyoruz. Abi o zaman hepiniz arabaya biniyorsunuz. Arabayla da zannediyorum ki geldiğiniz yere doğru döneceksiniz. Hızlı bir şekilde olabileceğinde. Yani Londra'ya doğru. Londra'ya mı? Lestrade'yle dönmeyecek misiniz? Lestrade'yle. Lestrade'yle ölmek mi istiyorsunuz? Arabayı sürebilecek biri mi var aranızda? Döndüm. Ah evet Lovren söyledi güzel. Lestrade, bak o yaratıkların daha çoğu geliyor. Bir şekilde kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım ama. Abi treni atlayalım o zaman. Day'de gidip anca. Yürüyün train station'a sürün. Yok bence Lester'ı Day'de gidelim yine. O olayları anlatalım. TDR'i alıp kaçalım bence. Evet. Ama seninle emin misin? En azından kaç kişiyi kurtarırsak. Bence TDR'i alıp Han'ın üst katına çıkalım. Hem Han'dakiler yardım edebilir bize bu halimizi görünce. Çok o kadar iyi. Dört başımıza evet. Kaç tanesine? Abi sesin geldiği yönü anlayabilmiş miydin bu arada? Abi evet anlayabilmiştin. Yok yok anlayabilmiştin ya yani şu açıdan. Çıkınca tam konumunuzu anlayınca abi. Hani şu an map'te göstermek biraz zor tabii de. Hani siz şuradasınız ya. Bunun daha böyle doğu taraflarından geliyor. Başka bir köyden geliyor diye düşünüyorum o zaman. Güzel bir de arabamızın üzerine atlaması yok mu abi? Ben vücudumu kullanabiliyor muyum üst kısmını? Yani kullanıyorsan ama cidden kötü durumdasın ya. Ona göre rolünü yaparsın. Neyse elimde silah dursun. Tek bacağını kullanabiliyorsa arabayı sürer ben inanıyorum ona. Oha yuh. Adama yok ya şu an mayansa araba mayala süremez ya. Yani. Ben sürsün. Öyle süremem daha bu arada işte. Birinin pedala basması lazım ben de direksiyon tutayım kucak kucağa gidelim. Yok arkadaş sen öyle hani direksiyon da süremezsin yok yani sen ya. Şu an oturabilmen bile mucize yani yatar pozisyonda gitmen lazım. Yatay pozisyonda gidiyorum. Kemeri taktılar. O zaman araçla gidiyor musunuz? Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Lesser'e değil mi? Train station mı edeyim yoksa direkt mi olalım? Ooo! Ölüyoruz. Yok yok ben atma abi ben denemesini atayım. Adam zor deniyor ya bak Troll da denemiş. Troll'u da denedik aynen. Abi şimdi ne oluyor? Ben anlamadım. Nereye sürüyorsun? Kim sürüyor? Abi çok kim neyse. Kim o sürüyor? Bununla sürmem yok mu? Ben de ölmek istemiyorum abi. Ryan abi sen kaç yaşına geldin biliyorsun Ryan.
Ben genç delikanlı adamım, hiç anlamam arabası. Ben mi süreceğim peki? Kaza yaparsak veya araba patlarsa benimden, benden değil. Şanslı değil abi. 6, 6 lak atıyorum abi. Ve aralığı iyi sürmeye başlıyorsun değil mi? Hı-hı. Nereye doğru sürüyorsun arabayı? Herkese sorayım. Bu arada bizimkilere geldiği yönü söylüyorum ben. Ne sırada ya? Mağaranız daha da sağdan geliyor. Başka bir köy olabilir. Ede yalanı tersi yok. O zaman ilk baş dediğim planı uygulayalım mı? Yani ilk baş papazı aldıktan sonra hala gidelim mi? Lan yürü işte. Önce bir hani şu yoldan gidelim mi? Nasıl yani tamam. İçin buradan geçmemiz gerekiyor. Abi geçerken burada kimseyi görüyor muyuz? Ha, buraya tamam şimdi Lesrede ile gelmeye karar verdiniz değil mi arkadaşlar? Abi şöyle oluyor. Buraya geliyorsunuz abi. Buraya geldiğinizde hani buralarda hani tamamen sessizlik zaten şu an gece 3-4 gibi. Gece 3-4 gibi şu anda doğal olarak git gel yolda. Şurada abi siz araçla gelirken bir şeyler gözünüze ilişiyor abi böyle. Çünkü aracın böyle farları yakıyor. Abi böyle bir kadının çığlıklarını duyuyorsunuz geldiğinizde. Böyle sonuna kadar yani avazı çıktığı kadar çığlık atıyor böyle. Git yok bir şey. Ve abi oraya gözünüzü çevirdiğinizde polis memuru Hubert'in temizlikçi Sarah Bright'in üzerine çıkmış bir şekilde tepindiğini görüyorsunuz. Şu an insan bir şekilde mi? Şu an cinsel bir birleşme yaşanıyor. Öldür. İnsan mı abi Hubert? Arthur. Ana harvadının sikeyi. Hemen moruk. tamam ne oluyor be? Abi, hemen açıyorum. Polis memuru böyle hemen üstünü falan şey yapıyor böyle. Ben çekiyorum silahı moruk. Bunun topuklarına sıkacağım. Sık ben sadece yaralı. Topuklarına. Sık. Eline de vur. Abi ben o yaratık seslerini duyuyor muyum zara atıyorum. Abi şu an bir yaratık sesi duymuyorsun. Sadece kadının az önce çok yüksek sesli inlemelerini duyuyordun. Arthur şu an çekti ve Hubert'ın topuğuna sıktı. Sen Hubert'a sıkınca böyle Sarah "Aa, Hubert!" deyip üstüne Hubert'in üstüne atladı böyle. Şu an ikisi de çıplak yani. Ben Hubert'in psikolojisini anlamaya çalışacağım. Seyitim olur abi yani. Tamam nasıl psikoloji anlamak istediğini anlamadım ama. Hani İstekliler mi ikisi de? O an. Evet. Ha, oğlum tamam lan yürüyün gidin ya. Robert ne yapıyor onu koyayım. İstekliler bunlar bırak. Doğru seviyorlar. Dışarıda yapıyorlar. Bu ne oluyor dışarıda bir bana konuşsun. Sevişiyorlar sana güvendeymiş en azından. Hadi yürü gidiyoruz. Dışarıda mı yapıyorlar? Amına koyayım. Böyle boşaltıyorum şarjörü. Oha. Oy! Sen de pek anan arabadayım. İki arabadayım. Emili bunu ne bitiriyorsun? Abi ben arabadayım. Bu arabada değil. O yüzden ben safe'im fucking. Abi bence de ya Emili ölmez ya. Hubert falan ölsün abi. Üşüyormaz. Abi Arthur abi sistem bozuluyor diye biliyorum ben. Ondan sonra. Aynen yüzde silah bozuluyordu. Evet abi sonra silah bozdunuz da orada fail'lar bilmem neler oldu. Abi sen sıkıyorsun abi, hiçbirisini Hubert'a sıkamıyorsun böyle. Hepsi sağa sola gidiyor ama bu en sonunda bakıyorsun silah tutukluk yapıyor böyle. Bir faydası yok. Oluyor dışarıda. Arthur'un tavladığı kızı tavlayamamış. Ona sinirlendi herhalde, sonunda patladı gitti. Anlamadım. Boş ver. Abi ben silah geri... Kınına koyuyorum. Kınına ne amına? Kına. Kına. Tam Goblin Hunter oldu. Evet. Böyle fevrim dönmüş bir şekilde. Onca yaşadığım şehrisine bile böyle bir şok. Giriyorum geri arabanın içine. Dur ne oldu? Arabadan geçerken bunlara diyeceğim. Sarah, peder bayağı endişeli, onu görmeyi unutma. Olur tabii ki pederi göreceğim. Bas gaz amına koyayım. Tamam tamam basıyorum ya. Ne bu hiddet?
Tamam. Gaza basıyorsunuz ve şehrin merkezine geldiğinizde kimsenin uyumamış sizi bekliyor olduğunu görüyorsunuz hamleminde. Peder hemen geliyor. Güzel kızım, sarayı gördünüz mü? Ak süt gibi temiz kızımı. Yine anlatıyorsun ne akı. Namusundan gördük, gördük. Sütünü içiyorlar, gördük. Gördük. Sütünü içiyorlardı. Güvendeler. Oh, vallahi bu kadar namuslu kızın yani. Zaten başına hiçbir şey gelemez. Ya namusunu evet, siktirme, bak. Sus beni. Alın şurada. Birazdan, bir süre sonra gelirler. Sıkıntı yok. Bu sırada içeriden birisi çıkıyor. Lord Vayne. Yanında şeyleriyle. Eyvah. Hizmetlerle. Oğlum nerede? Kızımı bulabildiniz mi? Uzaklaş, uzak dur. Seni amına koyduğumun topu. Tutun şunu. Başımı hayır anlamına sallıyorum. Herkes ondan uzaklaşsın. Senin sülalen kaç kişinin ölümüne sebep oldu? Biz şimdi oradan geliyoruz. İnini de bulduk ha. Alayınızı kestik. Alayınızı. Ne saçmalıyorsun evladım? Oğlum nerede diyorum sana. Kıramıştık. Oğlunuzu ıslat, oğlunuza da saldırdılar. Arthur yanına yaklaşıyor yavaş adımlarla. Direkt kulağına fısıldıyor. Ben düşman edinmek istemeyeceğiniz bir insanım. Oğlum nerede? Arthur uzaklaş ondan. Abi müdahale edebiliyor muyum aralarına? Edebilirsin. Biz arabadan oğlunu kalkıp vurabilir miyim? Oğlunu nerede bulacağını söyleyeyim. Dayı, oğlunu nerede bulacağını söyleyeyim. Tamam mı? Git bul. Söyle. Bulur şu an mağarasında. Git bul orada. Bunu unutmayacağım. Bay Smith, Bay McVodka, Bay Rogerson ve Bayan Andrew. Çok da siz de Wayne ismini unutmasanız iyi olur. Ben doğrulabiliyor muyum? Unutmazsınız, unutmazsınız. Bizi de sanmıyorum ki zaten. Emin evet. Erken doğrulabilirsin doğru. İt herif, senin yüzünden ölüyordum ben. Arkadaşımın bacağını görüyor musun? Peki yaralarımı? Veya diğerlerinin yaralarını görüyor musun? Hepsini onlar yaptı. Yarasız bir şekilde hepsini geldim. Aldım. Ben bağırarak, acı içinde bağırarak, bu şerefsizler canavar ailesi. Bu arada bir sürü insan var değil mi şu an etrafımızda? Evet abi ama insanlar siz tartışmaya başlayınca evlerine doğru çekinmeye başladılar. Biraz korkuyorlar belli ki burada olacak. Tamam. Olan kadar içime. Millet! Bu adamı görüyor musunuz? Bu adam bütün soyuyla beraber lanetlenmiş. O çocukları dahil bir gül yabani. Ondan uzak durun. Bütün bunları yapan bize o. Eğer mağaraya giderseniz gerçekleri göreceksiniz. Hey, gitmenizi önermiyorum ama. Diyorum sonlara. Abi bu centilmen adam bir anda böyle yüzünün seyirdiğini falan görüyorsun böyle sinirden. Burun. Saçmalamayı bırak diyor ve boğazına yapışıyor seni ben. Dodge atabilirsin ya da karşı saldırı yapabilirsin. Bu adam ya şu değil. Boğazına yapması bir damage vurmuyor herhalde boğazına yapışması. Boğacak adam senin. Boğazıma yapışması bir damage veriyor mu? Yoksa kaçamazsam verecek mi? Adam boğazını kaçamazsam verir bir şey değil. Peki o zaman dojlayacağım. İyi bir zar atman gerekiyor. Hemen atayım. Adam ailene reis var. Çok sıkı ağaç. İyi bir zar attın. Abi boğazını kırmıyordu değil mi? Değil mi? Doja basabilirsin. Ah tamam. Yani basayım ya. Gereksiz bir yerde oldu ama bastım. Adamı ittirdim. Yaklaşık bana yapamayacağı, müdahale edemeyeceği bir mesafede dedi. Bastın değil mi? Ha tamam. Abi
sen bastığın halde kaçınamadın ve adam şu an boğazını sıkıyor abi ve nefessiz kaldığını hissediyorsun. Şu an adamın eli de yani boynunu tamamen sıkmış durumda. Şu an -2 hasar yedin ama tutmaya devam ediyor ve nefessizliğin devam ediyor. Kimse bir şey yapmıyor. Ben arabadan atlayabilirim. Alttan pompalı mı çekmem mümkün mü? Şu an değil. Çünkü şu an hani sen bir şey yaptın ve başaramadın ama arkadaşların bir şeyler yapabilir. Hmm. Gözümle işaret yapıyorum. Gözümle işaret yapıyorum. Aa, bir bok yapmıyorsunuz siz ya. Çekip ben vuruyorum. Onu bir şey yapmak istiyorum dedim. Onu bekliyorsanız bakın. Ben pistolümle vururum herhalde arabadan bunu. Siz yapabilirsiniz istediğinizde hepiniz. Ben çektim 38 otomatiği. Dezavantajlı atıyorsun bu arada. Zaten vuramadım. Yani iki tane zarar. Direkt hiç atmana gerek yok. Abi sen silahı sıkınca abi bir anda bunun yanındaki hizmetkarlar da silahlarını çekiyorlar. Böyle karşınızda şu an böyle şey La Casa de Papel gibi karşılıklı silahlar çekilmiş durumda. Sizlerin de çektiğini kabul ediyorum. Yani böyle olacağını tahmin etmiştim diye bakıyorum ben silahları görüyorum. Her birinizin karşısında bir tane adam var silah çekmiş durumda. Artur atıyorum silahımı. Aksiyondan sonra. Burayı terk edin. Londra mı? Nereye gidiyorsanız gidin. Ama bir daha sakın buraya dönmeyin. Çünkü dönerseniz olacaklardan sorumlu değilim diyor. Ve arkasını dönüp tepeye doğru yürümeye başlıyor. Bir süre sonra adamlar da silahlarını cebine koyup arkalarını dönüp ilerliyorlar. Bir şey yapacak mısınız? Ryan. Eli sertmiş. Yaşıyoruz da diye ben bir havaya bakıyorum abi. Durun. Bu sırada papaz geliyor hemen yanınıza. Çocuklar hemen gidin hemen. Bu adamın eli kolu çok uzundur. Londra'da da kendinize çok dikkat edin. Ben sizin iyi insanlar olduğunuzu biliyorum ama buradan gitmeniz lazım. Papaz. Lanet. Doğruymuş. Tahmin ediyordum evlat. Tahmin ediyordum. Ve sayıları aşırı fazla. Hepsi Hepsi ölmedi. Daha gelenler vardı. Kaçmasak bizi yakalarlardı. Buradaki lanetin sebebini çözdüğünüzü düşünüyorum. O diğerleri muhtemelen bizimle bağlantılı değil evlat. Lanetin tam sebebini bilmiyoruz ama bu yaratıklarla gurul deniyor. Bunun üzerine okuyacağım. Bunun üzerine okuyacağım ama zaman kaybetmemeniz lazım. Arabanız var. Hemen kaçın. Hadi gidelim. Dikkatli ol babas. Bir şey olursa bana yazın ama sakın bir daha buralara gelmeyin. Gelmeyeceğiz. Arabayla geri gidiyoruz o zaman. Babas. Tanrı seni korusun. Geldim. Görüşürüz evlatlarım diyor. Haç işareti yapıyor neredeyse 10 defa arkanızda. Ve sizler bu yağmurlu günde Londra yoluna doğru aşağı doğru tekrardan koyuluyorsunuz. Yağmur esnasında bütün yolculuk boyunca başınızdan geçen bu muazzam hikayeyi düşünüyorsunuz ve Londra'ya varıyorsunuz. Bugünlük oyunu burada bitiriyoruz. Aslında bir senaryoyu bitirmiş de oluyorsunuz.